Artı Futbol'a hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Avrupa serüveni geride kaldı ve Süper Lig'de artık yeni bir haftaya başlayacağız. Tabii ki yeni hafta demişken de pazartesi günü Galatasaray-Beşiktaş maçı merakla bekleniyor olacak. Dünden kalan çok fazla not var, konuşulacak çok fazla detay var ki Galatasaray-Beşiktaş derbisinde yine Artı Futbol'da tüm detaylarıyla, artısıyla, eksisiyle konuşacağız. Levent Düzemen, Murat Özbostan ve Cem Pamiroğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Özlemişiz seni. Evet, ben de seni özlemiştim Levent abi. Denk gelemiyorduk bu arada. Evet. Neyse ki bugün o hasreti gidereceğiz inşallah. Vallahi özlemişiz. Ben de. Aynı şekilde. Şimdi... Artı Futbol'da bundan sonra haftanın artı kürsüsü ve eksi kürsüsü şeklinde bir şey yapacağız. Şöyle bir hani genel gündemde artı görünen maddeler neler, eksi görünen maddeler neler. Sanıyorum artıya da eksiye de zaman zaman itirazlar olacaktır ama her türlü itirazı her zaman açığız tabii ki. Ben o artıları bir okuyayım sizlere. Sonra eksiler derken ve Jose Mourinho ile birlikte tabii ki biraz düne dönüp de programa startı veririz. Artılar kısmına ilk 45 dakikalık Galatasaray'ı aldım. Yani Galatasaray kazandı ama Kasımpaşa maçında da çift forvet oynarken ilk yarıda gelen 3 gol. Esport karşısında çift forvet 3 gol. İlk yarıda bu kısmı artı kısmını aldık. Yine Ersin Destanoğlu gerçekten soyadı gibi destan yazdı Fransa'da, Lyon'da. Ersin de haftanın artı kürsüsünde kendisine yer buldu ve Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi'nde her hafta atmaya devam ediyor. 3 maç 3 gole ulaştı Kerem. Kerem'i de yine artı kürsüsüne koyduk. Eksilere baktığımızda burada tabii tartışılacak noktalar mutlaka olacaktır. PFDK sevkleri eksi noktada. Çünkü yani sanki sevkler ve kararlar öyle bir çıkıyor ki hem itiraz eden takımı hem de şikayet edilen takımı böyle kırmamak gibi bir sevk yapılıyor. Sonra para cezası oluyor. Hani bu cezalar gerçekten yerini buluyor mu, geçiştiriliyor mu? Ben bunu biraz eksi kısmını aldım. Bunu da açarız yayın içerisinde. Jose Mourinho'nun söylemleri. Jose Mourinho yani bunu zaten az sonra daha detaylandıracağız ama kısaca şöyle söyleyeyim. Birçok noktadan şikayetçi, basın toplantısında birçok noktaya değiniyor. Bunları da konuşacağız ve Başakşehir'i de maalesef istemeyerek de olsa haftanın eksi noktasını almak durumunda kaldık ki Sloven takımı 14 milyon euroluk bir takım. Futbolda tabii ki paraya bakarak her şeyi konuşamayız. Her şey değer üzerinden okunmaz ama gerçekten iyi olmayan bir oyunla çok farklı bir şekilde Slovenya'da kaybetti Başakşehir diyelim. Jose Mourinho'nun açıklamalarıyla başlayalım. Cem Hocam sizinle başlayalım. Şimdi Mourinho'nun söylemleri derken ben bunu eksi kısmı alırken aslında şunu ifade etmeye çalıştım. Daha lig başlamadan Jose Mourinho işte Galatasaray'la ilgili konuştu, Okan Buruk'la ilgili konuştu. İlk haftalar bu şekilde konuşmalar devam ediyor. Birçok basın toplantısından sonra Galatasaray'da Okan Hoca ile ilgili açıklamalar var. İşte düne baktığımızda basın mensupları belki iyi oynadığımız için mutsuzdur denildi dedi Jose Mourinho. Yine devamında işte hakem kararı soruldu. Sevilla finalinden itibaren ben bir şey konuşmuyorum dedi. Sonra UEFA'da herhalde öyle görünüyor ki UEFA organizasyonunda yer almayan bir ülkeye gitmem gerekecek diye bir açıklama yaptı. Hep aslında negatif görünen, tamam içinde ironi de var bazı açıklamalarında ama açıklamalar geliyor Jose Mourinho'dan. Neden Jose Mourinho sürekli bu açıklamaları yapmaya devam ediyor? Fenerbahçe taraftarında bir karşılık buluyor mu hocam? Bu şekilde başlayalım. Yani şöyle... Jose Mourinho gerçekten Fenerbahçe'de teknik patronluğa soyunduktan sonra Fenerbahçe'nin bütün ayarlarının kendisinin şeklinde olduğu gibi yönetmek, istediği gibi bir evirip çevirmek. Yani Fenerbahçe'ye istediğini yaptırabilme, yapabilmek duygusuyla bir takım tabii ki kendine göre futbola bakış açısıyla beraber yapmış olduğu bu konuşmalar hem takımın üzerinde bir etki bırakmak hem taraftarın üzerinde bugüne kadar elindeki bütün kozları oynamış ve hepsinden de büyük bir başarıyla çıkmış bir teknik adam olarak da bir özgüvenli takımına sahip çıkan bir teknik adam görüntüsü veriyor. Şimdi tabii mesela bazı kendi takımıyla ve de geçen seneki yaşanan bir takım olaylarla kendilerine anlatıldı veya kendisinin baktığı veyahut da kendisinin daha çok aralarındaki birbirleriyle aralarındaki yarışmada geçen Galatasaray olsun işte Beşiktaş, Trabzon belki gerideydi tamam ama bir böyle bir ona anlatılan bir onun da rahatsız olduğu, sahada da ve gelir gelmez de bunlara şahit olduğu şeyler olduğu için de zaten çok içine atan ve genelde de bir teknik adam modeline bakıldığında da uğraşmayı seven bir teknik adam olduğu için de bunları hiç gözünü budaktan sakınmadan pat 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 her şeyi söylüyor. Ve de Fenerbahçe'nin Jose Mourinho geldikten sonra taraftar ve camiada şöyle bir etkisi oldu. Ya tamam bizim evet takımın teknik direktörü Jose Mourinho'dur ve bu söylemler, zaman zaman bu didişmeler, bu uğraşmalar belki de Fenerbahçe takımının adrenalini de biraz yükselterek belki de daha farklı bir sahadaki bir model olarak da görebileceğimiz umudu hep verdi. Ama şuna bakıldığında sahanın içine bir parça girildiğinde tabii Jose Mourinho'nun geçen Samsunspor maçından sonraki vücut dilindeki yapmış o vücut diline bakıldığında maçtan sonraki röportajında, toplantısında çok rahat olmadığı görüldü. Ama dün akşamki maça bakıldığında da tam tersine oynadığı oyunu kendisine getirmiş bir özgüveninin rahatlığıyla çok rahat konuştuğunu ve takımın bu gidişatından yani bu almış olduğu şu bir birlik neticeden daha ziyade takımın oynadığı oyundan bir kısım da olsa ki onu daha tabii ilerleyen saatte açacağız hep beraber tekrar konuşacağız. Bir parça rahat hissettiğini gördüm ben şahit oldum. Şimdi Jose Mourinho tabii dediğiniz zaman hem hakemle hem seyirciyle hem zaman zaman takımın içerisindeki oyuncuyla genelde buradaki adrenalin yüksekliği tutmaya çalışan bir teknik adam modeli olduğuna hepimiz şahit olduk. Bunu yapmış olduğu, yazmış olduğu kitabında da ufak tefek şeylerle de hep okuduğumda ben dikkatimi çekmişti. Şimdi bugün geldiğinizde Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yla buradaki iyi oyunu biraz Jose Mourinho'yu tabii güven sağlamasına neden oldu. Buradaki en önemli şey Fenerbahçe'nin oynadığı oyun ama skor da tabii arkasından onu biraz güçlendirdi. Neden? Şimdi 1-1 Manchester United gibi bir takımla kaldığınız zaman şimdi İngiltere'deki bütün gazeteler neyi konuşuyor? Premier Lig'e bekliyoruz Jose Mourinho'yu. Yani bu Manchester maçındaki oynamış olduğu Fenerbahçe'nin oyununa meş ederek, birleştirerek Mourinho'nun bu oyununu başarılı bulduğunu ve Manchester'a karşı da her an galip gelebilecek bir oyun oynama yüzdesinin çok fazla olduğu bir akşam olduğunu söylüyor. Ve bu yüzden de Jose Mourinho'nun Premier Lig'de tekrar bir görev almak için bu akşamın bir başlangıç akşamı olduğunu söyleyen gazetelerde ifadeler vardı. Ben açıkçası Jose Mourinho'nun buradaki bu maçtaki bu yükseliş trendini önümüzdeki maçlar Fenerbahçe'nin bu süreci yayabilecek mi? Oynanacak olan Bodrum maçı, arkasından gelecek olan lig maçları, Avrupa Kupası maçları, takım nereye evrilecek? Bek problemleri var, sakatlar var. Bazı oyuncularda ısrar etmesi ve takımın içerisindeki şimdi takımda netice kötü giderse, neticeler iyi gitmezse takımın içerisindeki teknik adamın sorgulanması başlayabilir Ömer. Ve bu da bir büyük tehlikedir. Bence dün akşam bunun kıyısından dönmesi için böyle bir fırsat maçıydı. Bu fırsat maçını bence kendi lehine çevirdi diye düşünüyorum Jose Mourinho, sevgili Ömer. Peki şimdi Jose Mourinho'yu tabii ki konuşmaya devam edeceğiz. Ki İrfan Can'la ilgili bir gelişme var ama az sonra geleceğim ben o gelişmeye. Önce Murat abiye de bir Jose Mourinho'yu sormuş olayım. Jose Mourinho'nun verdiği mesajları nasıl buluyorsun Murat abi? Ya da en baştan itibaren bugüne kadar nasıl buldun? Basın toplantıları olsun, açıklamaları olsun. Sence Fenerbahçe taraftarı saha içinde olsun, saha dışında olsun aradığını şu ana kadar bulabildim. Yani dünkü maça bakarsak sadece dünkü maç üzerinden aradığını bulmuş diyebiliriz. Ama öncesine bakarsak bunu söyleyemeyiz. Dün tabii ki daha mücadele eden, kazanmak isteyen, pozisyonlara giren, kendine güvenen, sahadaki, saha kenarındaki vücut dili, giyimiyle baktığınızda tamamen bu maça odaklanmıştı. Bir teknik direktör vardı ama öncesinde Açıkçası bunları göremedi Fenerbahçe taraftarı. Göremediği için de zaten bir hayal kırıklığı yaşıyor uzun zamandır. Bir umutsuzluk yaşıyor. Samsun maçından sonra bu çok daha fazla bir noktaya geldi. Tabii de hocanın yaşattıkları, söylemleri var. Yani medyayla ben bir kere mesajlarının hiçbirini doğru bulmuyorum. Yani kötü buluyorum, hatta bu kelimeyi söyleyebilirim. Yani ben daha farklı bir Mourinho beklerdim. Bu kadar bilgisi, tecrübesi, kazandıklarıyla, verdiği mesajlarla biz dinlerken bir şeyler içinden alalım. Futbolumuza dair bir şeyler alalım. Bir artı değerler kazanalım diye, ama Galatasaray'la başladı. İşte Galatasaray, son zamanlarda Galatasaray'ı konuşmuyor. İşte medyaya geldi. Dün bir gün önce medyaya ders verdi. Sizi dinleyeceğim. Bence son zamanlarda konuşuyor. Mesela Samsunspor maçından sonra da dünyanın hiçbir yerinde, daha dün çıktı. O maç 2-2 bitmezdi. Bir tek Fenerbahçe 2-2 o maçı bitirebilirdi. Faule dair şey evet, diyorsun. Gole dair penaltı. Evet, o gol verilmezdi. Yani açık açık söylemiyor diyeyim o zaman. Daha böyle açık ediyor yani doğru. Ya bir kere bir kere hocanın bir şeyi var. Ben bir teklif gelse mesela Ocak'ta İngiltere'den bir takım gider, onu söyleyeyim. Ben onu görüyorum kendisinde. Çünkü burada bazı şeyleri böyle gitgide söylemeye başladıkça bir umutsuzluğu var. İşte maçtan önceki basın toplantısında söylemleri, işte size ders veriyorum, sizi dinleyeceğim, ona göre bir kadro yapacağım. Yani eleştiriye şeyi yok. Pek sevmiyor demeyeyim de açık değil. Yani sürekli bunu niye soruyorsunuz, şunu niye soruyorsunuz, şimdi bunu soracağınızı anladım. Ya soracak gazeteci arkadaşların işi bu, görevi bu. Yani başka ne soracak? Her şey çok güzel. Samsun maçı ne kadar güzel bitti. İşte Fenerbahçe niye şu an Galatasaray'ın 8 puan gerisinde değil ama biz bunu sormayalım filan. Yani bunları mı şey yapacaklar? Neden İrfan Can oynamıyor? Soracak tabii ki. Cengiz niye yok? Niye sürekli sakatlanıyor? Sorması lazım normalde. Ya da işte En-Nesyri niye geldiğinden beri bir türlü patlama yapamadı. Bak siz istediniz, aldırttırdınız. Ya buna benzer bir sürü soru. Fred niye geriye gitti? Soracak bunları, ama bunlardan rahatsız oluyor. Bir de bence şunu, tabi bunda yönetim de, Sayın Başkan da belli ki bu imza töreni, şu an ekranlara gelen ve sonraki süreçte işte Türkiye ile ilgili, hakemlerle ilgili, Galatasaray ile ilgili hep bir şeyler anlatmış. O da bunları kamuoyuna anlatma gereği hissederek başladı görevine zaten. Yani direkt bunları söylüyor. Şimdi maçın öncesinde İngiliz basınına işte Fenerbahçe'yi 10 yıldır şampiyon yapmıyorlar. Ben de burada öğrendim. Böyle bir demeç vermiş mesela. Yani maçın şeyi içerisinde kaybolup gitti. Maçtan önce bir gündeme geldi. Yani böyle sürekli bunları düşünmek, bunları gündeme getirmek, medyayı aşağılamak, Türk futbolunu aşağılamak. Mesela dünkü bir cümlesi de bana göre çok kötü bir cümle yine. Yani o şeyin, Onana'nın kurtardığı topları Türkiye'de kurtaracak kaleci Onana, yok diyor. Yani Garnacho ve Rashford gibi oyuncular Türkiye'de yok dedi. Ya tamam da yani Türkiye'de olur olmaz onun düşüncesi de yani kurtaracak kaleci yok demek ne yani? Yani bir sürü kaleci var ya, çok da başarılı yani bizim kalecilerimiz. Mert kurtardı yani, Avusturya maçında. Muslera yıllardır kurtarıyor. Yani, Livakovic bu yıl yani kurtarıyor birçok. Buradan şu cümle çıkıyor yani. Türk futbolunu filan biraz böyle bir tepeden bakıyor. Aşağılıyor ya, çok açık söyleyelim yani, aşağılıyor. Bunlar hoş değil ve bu şeylere devam ettiği müddetçe kazanır mı kazanmaz mı, bunun kafasında nasıl şekillendiriyor bilemiyorum, ama çok renkli bir kişilik gerçekten. Bunu zaten söylüyorlardı geldiklerinde. Yani ya şovlarıyla, hareketleriyle, eylemleriyle. Bugün İngiliz basında mesela saha kenarındaki dünkü maça dair şovları da çok, fotoğrafları da çok gündemde. Yani seviyor bunu, evet. Ama bunu severken de bence ülke futbolumuza dair böyle çok fazla da şey yapmaması lazım ya. Yani sonuçta burada büyük bir camianın şu an başında ve onun verdiği mesajlar bence çok önemli. Ülke futbolu için önemli, Türkiye Süper Ligi için önemli. Yani buraya gelmiş en önemli marka isimlerden bir tanesi. Çok büyük bir teknik direktör. Ama bu sürekli futbolumuzla ilgili işte mesela bir cümlesini daha söyleyip Levent abiye bırakacağım. Ya ben diyor bundan sonra Fenerbahçe ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek filan diyor. Yani başka da bir şey demek istemiyorum. Ya niye bunları söylüyorsun ki? Yani nedir? Yani her şeyin toz pembe olduğu bir ortam mı olsun sürekli? Yani gazeteciler hiçbir şey sormasın mı? Yazmasın mı? Söylemesinler mi? Ya sana hakaret etmiyorlar ki. Eleştiri var. Okan Buruk eleştirilmiyor mu? Beşiktaş'ın teknik direktörü eleştirilmiyor mu? Ya Şenol Güneş daha yeni geldi, o da eleştiriliyor. Yani bakıldığında büyük takımların teknik direktörleri her zaman eleştirilir. Övülür de eleştirilir. Bak Manchester maçı için ya övüyoruz. Cümle işte dediğim gibi hani UEFA beni istemiyor gibi uzun süredir Mourinho'nun iddia ettiği bir nokta var yani. Ne alakası var ya? Yani maçın hakemiyle ilgili herhalde bunu söylüyor. Yani yok, genel UEFA ile ilgili işte yani Anthony Taylor'la arasında yaşananlar. Kırmızı kartla ilgili yorum yapıyor. Yani Sevilla'da yaşananlar hala devam ediyor benimle ilgili. Evet, onu söylüyor yani. Tamam, bu UEFA tarafı, evet. UEFA tarafı ayrı, Türkiye tarafı ayrı. Türkiye tarafından da bundan şikayetçi. UEFA tarafından da o zaman bundan şikayetçi. Ya bu şekilde Fenerbahçe yol alamaz ya. Yani tamam, bu maçta oynar. Bu maç vitrin maçıydı. Oyuncular da çok sıra dışı bir performans ortaya koydular. Hoca da bence farkını gösterdiği bir maç oldu. Ama taraftar ne bekliyor? Bundan sonraki süreçte bunun bir devamlılığını bekliyor. Üzerine koyarak gidilmesini bekliyor. Evet, bu burada kalmaz diye umuyor. Ama dünkü maça bakıldığında mutlu. Fenerbahçe'nin mücadeleden mutlu taraftar. Hocasından da mutlu. Dün mücadelesiyle zaten Fenerbahçe taraftarlarını mutlu etti ama ne kadar devamı olacak? Fenerbahçe taraftarları da merak konusu o. Levent abi, şu ana kadar beklediğin Jose Mourinho'yu buldun mu? Ben gelmeden Fenerbahçe geldiğinde söyledim bunu bu ekranlarda. Yani bunları göreceksiniz Mourinho'da. Mourinho'nun Türkiye'de sadece söylemleri ve davranış biçimlerine niye şaşırıyorsunuz? Mourinho, ben şaşırmıyorum. Ben Porto'da Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı gün çıkardı biliyorsun, madalyasını çekti, evet, gitti. Evet. Turnuva devamına bile kalmadı, kutlamalara kalmadı. Ben oradaydım. Maçı izledim, Monaco 3-0 yendiklerinde Porto'yla. Aziz Bey de rahmetli Özcan Cahit'in oradaydı. Maçı izliyorlardı az yıllığımda. İşin gerçeği bu. Real Madrid'de rakip teknik direktörlerle yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Inter'de yaşadıklarını, söylemlerini, evet, futbolcularla olan ilişkilerini biliyoruz. Ben birçok maçta denk geldim. Hem Real Madrid'de Chelsea maçında, yani gittiğimiz zaman Avrupa maçlarında Galatasaray'la. Oranın medyalarıyla ne kadar sertleştiğini, ne kadar böyle ağız dalışına girdiğini bildim. Yani bunları biz şimdi şaşkınlıkla dinliyoruz diye anlatmamızın bir anlamı yok. Mourinho öncelikle böyle bir teknik direktör. Bak hala Mourinho konuşturuyoruz. Benim inandığım söz şöyle söyler. Bir atasözü der ki, hatanın kendisinde olduğunu kabul etmeyen insanlar çözümü başkalarını suçlamakta bulurlardı. Mourinho böyle bir adam. Ve üstelik kendine aşık bir adam. Aynaya çıkıp şöyle diyor. Söyle ayna, benden büyük teknik direktör var mı? Böyle bir teknik direktör. Ya bu gelirken de böyleydi. Ali Bey gövdeli bir biliyorsun şey yaptırdı kendisine. İmza töreni yaptırdı, evet, hazırladı. O günkü konuşmalarda gazete manşetlerinde ben unuttum. Yukarıdan getirmeyi geçen getirmiştim. Beni baskı altına alamazsınız Sabah gazetesinin tam sayfa manşetinde. Yani sizin hayalleriniz benim hayallerim dedi. Şimdi bu medyaya bunu söylemesi normal. Türk medyası kendisine böyle davranan Mourinho'ya karşı bir tavır koyabiliyor mu? Hayır, ama bir teknik direktörse bırakıp kameralarını, fotoğraflarını çıkıyorlar dışarı. Beşiktaş'ta yaptılar bunu. Biliyorsun, eleştirdiği zaman teknik direktör. Davranışı siz koyacaksınız. İngiliz gazetesi yapar bunu. Türk medyasını bu yönden ele alacaksınız. Normal mi bu yani? Dedi ki, şunu söylemeye çalışıyor bak. Tottenham ve United final oynar diyor. Değil mi? Yakın gösteriyor, evet, bu grupta. Evet. Ya geçen sene Galatasaray takımı bundan daha güçlü Manchester United'ı evinde yendi. Burada 3-1'den geldi, 3-3 yaptı. Kaldı, adamların, senin çıkan takım içerisinde en önemli Bernardo Silva değil mi? %50'si yok takımın ya. Bruno Fernandes. Yok %50'si. Geçmiş dönemde ben maçtaydım, izledim. 3 tane Tuncay attı Manchester United'da. Dışarıda attı. Böyle abartmanın bir anlamı yok. Onana'nın. Hatırlarsan kaleye giren topu yerden kalktı, topu çıkardı Muslera Mersin'de. Tabii Fenerbahçe de stadında Kayt'ın vuruşunu kalktı, elini sıktı Muslera'nın. Ya ne demek Onana? Onana kadar da Türkiye'de Galatasaray maçındaki böyle iki tane firki golü yiyen kaleci de bulamazsın. İkisini birden içeri alacak. Yanlış mı? Ya şimdi bunu abartmanın anlamı yok. Bence Livakovic'in geçen gün abartmak ki. Garnacho da yani. Tamam Garnacho? Hadi Rashford tamam iyi oyuncu da. O da yani, bitti. Ama bitti. Bence bence de bitti. Yani idare ediyor. Diyelim. Garnacho da ne ispatladı da hani Türkiye Ligi'nde Garnacho gibi oyuncu yok diyebilirsin ki. Tabii ya ben şaşırıyorum. Ondan daha iyi elemanlar var. Ben şunu beklerim. Bakın. Bu grup içerisinde şu anda Fenerbahçe yenilgisiz yola devam ediyor. Doğru mu? Doğru. Galatasaray yenilgisiz devam ediyor. Şunu niye söylemiyorsun Galatasaray Fenerbahçe final oynasın UEFA Ligi'nde diye? Hedef büyütsene. Ligi niye aşağılamaya çalışıyorsun Türkiye Ligi'ni? Şunu söyle Galatasaray Fenerbahçe finalde buluşsun de. Hep beraber Türkiye buna kanalize olsun. Hatta gelirse Beşiktaş da yetişirse yani puan aldı şimdi 3. Devam ediyor şansı. O da bir yerlere tutunur devam ederse. Ya bunu söylemek varken ben maçları seyrettim. Chelsea Manchester United'den çok daha iyi takım. Panathinaikos'a dünya golü attılar biliyorsun muhteşem. Cole Palmer'ı da hani yorulmasın diye konferans yani, listesine de yazmadılar yani. Affedersin şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir takım baktım İngiltere'de bu kadar abartmalı Tottenham'da çalışın Manchester United'ın beni tekrar alabilirsiniz mi demek istiyorsun? UEFA Ligi'nde UEFA organizasyonunda olmayan bir şey. UEFA organizasyonunda oy olmuyorsa FIFA organizasyonunda var. Orada garanti var mı kırmızı kart gördün diye. Bak ya şunu diyorsun ki hakem beni attı. Türkiye'deki sorun bu zaten. Türkiye'deki hakemler belirli teknik direktörleri atamadığı için sıkıntılar oluyor. Bazı teknik direktörler Fatih Terim'i de atıyordu burada. 8 maç yiyorsun, 6 maç, 4 maç yiyordun. Kusura bakma Avrupa'ya çıktığın zaman iş değişiyor. Fenerbahçe takım sezon başından beri Mourinho'yla benim ölçüme göre en iyi maçını oynadı. Ve Manchester United'i elinden kaçırdı. Bunu net olarak söylüyorum. Beşiktaş takımı en iyi maçını Frankfurt oynadı, kaybetti. İnanılmaz bir karşı evet. Neler pozisyonlar neler kaleci çıkardı hatırla Santos. Acaba şunu söyleyebiliyor muyuz? Santos gibi bir kaleci Türkiye'de var mı diye o topları çıkaran. Beşiktaş maçında Frankfurt maçında Santos 8 tane top çıkardı ya. Yani dün Ersin 8 tane çıkardı. Anladım ama var kaleciler bunlar. Görevi tabii, bu. Onu yani Onana'nın yani. Çıkardığı iki pozisyon da işte top oynadınız. İkisi üstüne gelen pozisyon. Köşeye gitse çıkarabilir mi onu? Üstüne geldi çıkardı. Yakın direğe geldi oradaydı çıkardı. Bu kadar abartma. Gündem değiştirmenin anlamı yok. Fenerbahçe takımı geldiğinden beri Mourinho'nun dokunuşlarını göremedi. Bu maçta acaba ben şunu söylüyorum. Diyor ki hala da böyle oynarsak yarış içinde oluruz. Tercihler senin hocam. Kusura bakma. Sen bu tercihleri yapıyorsun. Bu belli değil miydi Levent evet. Abi? Yani United karşısında dünkü oyunun ligde birçok rakibe karşı yeteceği belli değil miydi? Dün mü tamam. Bu belli oldu yani? Sen değiştiriyorsun. Mesela burada bakıyoruz Murat söyledi orada. Evet Fred'de bir gerileme var. Evet, oyun olarak bir gerileme var. Evet. Belki sakatlıktan çıktığı için kendini toparlayamıyor. Olabilir. Ama Amramat'ı almışsın. En-Nesyri 11'de niye başlamış? Ceko var diyorsun formda diye. Takımı şu anda geçenlerde de söyledim ben bunu bir daha söylüyorum. Şu anda Türkiye Ligi yarışan 4 büyük takım içerisinde en geniş kadro Fenerbahçe'de var. Osterwold'e sakatlanmasına rağmen sağ beki var, sol beki var. Oynatmak istersen. Var. Hepsi var. Kaç tane stoperi var? Kaç tane orta sahası var? Kaç tane forveti var? Cenk'e yazık diyorsun. Cenk iyi çalışıyor. Bunları söylemene gerek yok. Sen takımı sen yapıyorsun. Adaleti sen dağıtıyorsun. Formayı sen veriyorsun. Yani bugün En-Nesyri şu maçta gol atmışsa En-Nesyri bundan sonra lig maçına başlaması lazım. Doğru. Ama bunlar böyle şeyler olmuyor. Geçen sene Kayseri 3 gol attı Başakşehir'i. Geldi yine Ceko başladı. Hatta duraklamalarda girdi Başakşehir. Affedersin yani o zaman ben nasıl güveneceğim adalet duygusuna teknik direktörlerin? Bu her teknik direktör için geçerli bir şey yani. Levent bir araya girebilir miyim ya bir şey söyleyeceğim. Bitirdim mi? Yani lafını kesmiş gibi olmayayım ama. Bitirdin mi? Lafını kesmek... Yok girebilirsin canım. Ya şöyle ben dün maçtaydım. Özellikle de canlı seyrettim. Yani uzun zamandan beri Fenerbahçe'yi burada programlarda olduğumuz için dün böyle bir boşlukta vardı seyrettim. Ya Fenerbahçe'nin oyuna başlayıştaki, oyuna hazırlanma, oyunu ciddiye alması gerçekten 10 numaraydı. Şimdi Fenerbahçe'nin rakip alanda oynarken daha iyi oynadığını ve daha rahat oynadığını görüyoruz. Ve de bir de şunu da söylemek lazım. Seyirci de muhteşemdi. Seyirci Fenerbahçe'yi maçın içerisinden hiç bırakmadı. Mesela 1-0 geriye düşmesine rağmen Fenerbahçe seyircisi takımını hep oyunda tuttu. Ve takım da kendini oyunda tuttu aynı zamanda. Ama yani, Fenerbahçe golü yediğinde de iyi oynuyordu. İyi oynuyordu. Taraftarın bir endişeye kapılmasına gerek yok. Fenerbahçe karşılığını verecek oyunu ortaya koyuyordu. Koyuyordu ve Fenerbahçe hiçbir zaman için oyunda bir kırılganlık göstermedi. Demoralize olmadı golü yemesine rağmen. Neden bu? Yani güçlü takımlar, güçlü oyunu. Mesela dün bence Fenerbahçe'nin özellikle ilk yarıda mağlup olmasına rağmen güçlü bir oyunu vardı. Yani kendini, sebebi ne sence? Kendini şöyle, sebebi tabii bir iki tane çok önemli adamları, Nesri'nin oynaması, işte dizilişteki daha başka. Hayır kaptan, güzel, ben söyleyeyim sana. Önde yapan baskı, ön alını baskıyı yaptığın anda sen bunu El-Nesyri'yle yaparsın, Ceko'yla yapamazsın. Kusura bakma. Şimdi ön alanda işim böyle. Levent'ciğim bak, ön alanda baskılı, o baskının yani hata yaptırdın adamlara. Baskı yapmak farklı bir şey, ön alanda oynama farklı bir şey. Şimdi ön alanda oynarsan, neden oynuyorsun? Şimdi baskıyı yapabildiğin için oynuyorsun. Şimdi baskı, top rakibe ön alanda geçtiğin zaman sen rahat baskı yapabilirsin. Çünkü ön alanda kaldığın için topu kaybetsen bile o kısa mesafede baskıyı yaparsın. O zaman enerjini ekonomik kullanıyorsun ve arkasından da rakibin alanda sürklase etme şansın var. Hata yaptırma şansın var. Ve bundan sonra da gelişecek olan ataklarda şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Şimdi Fenerbahçe'nin o iyi oynadığı anda bile golü yerken Fenerbahçe'nin geriye koşuşları çok, Fenerbahçe defansı geri kaçtığı için mesafe çok açılıyor. Buradaki sıkıntı şu: Fenerbahçe'nin defansı rakip alanda oynarken ani bir atak yediği zaman çok geri kaçmaması lazım. Rakibin dibinde oynaması lazım ve üstüne topla gelen adamı muhakkak ki savunma prensiplerini iyi uygulaması lazım. Nedir? Bir kere karşıla, oyala ve kademe. Evet. Şimdi sen oyalamıyorsun çünkü yani rakip üstüne çok çabuk geliyor. Sen rakibi oyalamadığın zaman ne oluyor? Oradaki de orta sahadaki adamların hepsi geri koşmak için müthiş bir güç harcıyor. Şimdi sen ona o oyalamadığı yapmadığın zaman eğer rakip de etkili gelirse atağı sonlandırıyor. Ya gol oluyor veyahut da atağı o sonlandırmış oluyor. Ha, benim oradaki yani gözlem yukarıdan çok rahat gözükülüyor. Tabii her şeyde hakim olduğun için kimin ne pozisyonda ne yaptığını, kaldığını görüyorsun. Ha, benim gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe'nin rakip alanda oynarken bu geri kaçma sıkıntısını bir çözmesi lazım. Bir de defansın merkezinde oynayan oyuncuların artık birbirine alışan bir oyunculardan olması gerekiyor. Hocam, kimin hatası bu? Tabii ki yani. Sen orada, şimdi adamı orta sahada oynayan BK'la Ciko'dan birini sağ bek yaparsan. Son bir şey söyleyeyim sana, gene bırakayım sözü. Fenerbahçe'nin mesela sen demin ifade ettin, aslında dediğin önemli. Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu var. Evet. Ama eğer iki tane bekinde sakatlandığı zaman, bir tanesi gittiği zaman oraya devşirme bir oyuncu koyuyorsan o zaman kadro planlamanı yeniden gözden geçirmen lazım. Doğru. Şimdi geçen seneki Fenerbahçe'nin iki bekine baktığın zaman iki beki yok. Bir tanesi sakat, bir tanesi de sakatlandı. Yani Osterwolde de sakat. Yani oradaki bek formatındaki oynayacak orijinal bekleri yok. O sayı yok hocam. Aldığın Karagümrük'ten adam oynatmadın. O ayrı, tamam. Kostiş oynatırsın bak kaptan. Bu söylediklerinin şu anda Fenerbahçe'nin düzeltme şansı yok. Bu senedeki kadro planlamasını Ocak'ta yapabilir. Hayır, onun için Mourinho kendi içinden çıkaracak. Galatasaray takımına bakıyorum. Kaan ayağı sağ bek, Berkan sol bek oynuyor. Bunların ikisi de orta saha oyuncusu ya. Eğer oynatabiliyorsa bir teknik direktör bunu sen de oynatacaksın. Oynatacaksın işte. Sen yapacaksın bunu. O zaman ama öncesinde kadro geniş. Kadro geniş, sen kullanmıyorsun. Zaman bu kadroyu doğru kullanmak lazım. İyi kullanmak lazım. Nedir bunların işte, nereden geldik buraya? İki tane bekin birisi sakatlandığı zaman o zaman başka devşirme oyuncular koyuyorsun. Doğru. Oradaki sıkıntı o. Şimdi sen Mert Müldür'ü sol bek oynadın, karşında Rashford. Yani kolay değil. Osayi'nin çıkışlarıyla Mert Müldür'ün çıkışlarını aynı bir oranda tutabilir misin? Tutamazsın. Yok, ama bunların içerisinde var oyun değişik. Bak şuraya... burada liste yaptı geçen gün. Koray yapmıştı. Tekrar söylüyorum. Oğuz Aydın almışsın. Tabii. 1 dakika. Levent Mercan almışsın. 9 dakika. Cenk Tosun 9 dakika. Berta Almaz 14 dakika. Samet Akaydın 14 dakika, Cengiz Öngeler 22 dakika, Mert Hakan, bunu saymıyoruz şimdi kaç dakika oynadı. Filip Koysür 103 dakika, Osay Samuel 150, 12. sırada oynayan El-Nesyri duruyor 245 dakikayla. bu maçta 11 başlattı. Şimdi ben daha oynatma, bir dakika söyleyeyim. Oynatma, senin hata, sen aldırdın. Adamla ilgili övgüde bulundun ya. Levent abi, bak, başka bir şey ekleyeyim sana. Az önce ona baktım, ben de merak ettim. Benim hatırladığım gibi çıktı. Şimdi Fenerbahçe'nin bu sezon en net kazandığı maç, farklı maç, Çaykur Rizespor deplasmanı, evet. 5-0. Hani dün Jose Mourinho diyor ya, Cenk'e de çok üzülüyorum, çalışıyor ama evet, bir türlü forma şansı bulamıyorum diye. Şimdi maç 66'da 5-0 oluyor. Evet. Fenerbahçe 66'dan sonra 5 oyuncu değişikliği yapıyor ve Cenk Tosun kulübede olmasına rağmen oyuna dahil olmuyor. Olmadı. Yani şimdi burada bu Cenk oyuna girmeyince bu açıklamalar yerini bulmuyor bence açıkçası. Buradan şu mu çıkıyor yani, açıklamalarında samimi değil yani. Değil tabii yani, bu adam ben öyle bak, bir şey demiyorum. 66'da maç 5-0, ben diyorum tutarlı olmuyor yani. Oyuna bu oyuncuları atabilirsin. Öyle değil mi? Başka bir şey daha var. Dün mesela o da çok göze battı. Şimdi 79. dakikada 3 tane oyuncu değiştirdi. Evet. O 3 tane oyuncu değiştirdikten sonra oyunun bütün temposu ve dominantlığı Manchester'a geçti. Bravo. Evet. Bak. Yani Osayi'nin çıkması. Osayi sade şey değil. Mesela İrfan Can işte orta sahaya olduğu gibi farklı bir şekle getirdi. Şimanski'yi sola aldı. İrfan Can'ı şey aldı, evet. Ceko girdi. Peki hocam, En-Nesyri niye çıkıyor Fenerbahçe'de? Mesela En-Nesyri gol atmışken neden bir maçı tamamlayamıyor ki? Ya bak, ne var biliyor musun? İhtiyacı görünen bir oyuncu yani. Ne var biliyor musun? Bak, bazen oyuncular teknik adamların kafalarını karıştırabilir. Bu Mourinho olsa bile. Yani çünkü Ceko, Mourinho gözünde, nazarında bence imtiyazlı bir oyuncu. Yani aslında iki tane oyuncuyu daha çok beyni ve kalbi Ceko'ya daha yakın. Ama mantık olarak da bakıldığında da yani En-Nesyri'nin oynaması lazım. Yani hepimizin ifadesi En-Nesyri. Şimdi dünkü yapmış olduğu koşular, o çapraz koşular, o alanda rakibe kendisini hissettirmesi. Ceko girdiği zaman hani şey oldu. Yani bir anda o durdu. Mesela sen o takımdaki ritim bir anda düşüverdi. 79. dakikada orada maçı kaybedecek pozisyonlar bile çıktı rakibe mesela. Bir şey soracağım. Kaleci Onana kurtarış yaptı diyor. 2 vuruş kime ait? En-Nesyri. Pardon. Bir şey söylüyorum. Yani şimdi sorun, ben bunu Okan Hoca'ya da maçı Galatasaray kazanç için söylemedik. Geldiği zaman söyleyecek de. Yani Okan Hoca'ya geçmiş olsun bu arada. Onu unuttuk. Tekrar söyleyeceğim. Valla benim aklımdaydı ama ondan sonra benim de aklımdan çıkmış. Ben büyük geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Apandis ameliyatı oldu. Büyük geçmiş olsun. Şunu söylüyorum. Örnek veriyorum hocayla ilgili. Ya oyuna Osimhen'i çıkartıp Batshuayi'yi almanın ne esprisi var? Bazen hocalar aman seni de düşünmüyorum değil. Bak seni de oyuna alıyorum dememeli. Levent, ne olur biliyor musun? Başlamışsa bitsin ya. Şimdi belki kazanacak maçı kazanacak. Ama o zaman da işte bak, şimdi diyorsun ki mesela o zaman da şans vermek lazım. Nasıl vereceksin şans? Şimdi Cenk mesela. Kime şans versin diyorum. Bir oyuncuya hani diyoruz ya, oynatmalı mesela. Cenk'i oynatmalı. 90 dakika En-Nesyri'nin sevgili kaptan. En-Nesyri'nin maçı tamamlamasına ne mahsur var ya? Adam genç. Oynuyor, havaya girmiş, gol atmış. 2 tane 3 tane pozisyonlu, hele 2 tanesi ardardaki pozisyon, Onana çıkarmış. İyi oynayan, güvenli bir durumdayken bir oyuncu oyundan almanın hiçbir esprisi yok. Beklenen bir şunun için yani söylüyor. Kaptan ya Ceko, al dedin ya, gönül bağı var. Tabii. Senin dediği güzel şeyler söylüyor. Evet. Ben dedim ki oyunu atıyorsun. Aynen. Atma abi. Atma. Batshuayi aldın. Belki de sen 3. santrfor oldun. Hadi sen de gir demenin anlamı yok. Şöyle bir şey de olabilir. Belki de Ceko değil de belki Cenk'i koyarsın mesela. Olabilir. O da olabilir. O şimdi da anlam bile bu. Manchester maçı. Şimdi maçtan tabii, maç 1-1 koparmaması. En-Nesyri'yi koparabilirsin. Maçtan sonra Cenk'e karşı oynatmam gerekiyor. Çünkü çalışmasından çok memnunum. Ama bu fırsatı ben ona tanıyacağım. Cümlesi bence önemliydi. Burada çünkü hepimiz bir ara bir Cenk'i bekliyoruz mesela. Bir Cenk ne zaman girecek? Nasıl be, ben Lille maçını hatırla. Tabii Lille maçı. Oyuna girdi, direkten döndü. Evet. Ve de oyundaki süreyi de kendi lehine iyi kullandı. Ben Cenk'in oradaki performansını, istek ve arzusunu çok beğenmiştim. Türkiye'nin önemli golcülerinden bir tanesi. Hafızası var yani. İlerleyen zamanda kupada hoca kullanacak, belki Avrupa'da kullanacak. Evet. Şimdiden herhalde biraz Cenk'i de morallendirmek istedi diye düşünüyorum ben. Şimdi Jose Mourinho dün kırmızı kart gördü. Ligde çok konuşulan kart sayıları var. Bir de Avrupa Ligi'nde o kart sayıları 3 takımımız için nasıl, bir bakalım. Ligde malum bu sezon çok fazla konuşuldu bunun üzerine. Şimdi Fenerbahçe 41 faul yapmış, 12 sarı kart, 1 kırmızı kart görmüş. Beşiktaş 30 faul sonucunda 11 sarı kart görmüş, kırmızı kart yok. Galatasaray'da 31 faul sonucunda 3 kırmızı kart görmüş. 3 sarı kart. Pardon, 3 sarı kart görmüş, kırmızı kartı yok. Tablo bu şekilde. Ligde de çok konuşuluyor. Ya ben gerçi bu arada faul, sarı kart, kırmızı kart bunların rasyonel bir oranı olduğunu düşünmüyorum. Hep söylüyorum yani her faul, sarı kart ya da kırmızı kartlık değildir diye ama bir veri olarak verelim size. Bu tabloyu nasıl okumak lazım? Şimdi maçların şiddetine göre, maçların oyun içerisindeki skorlara göre bir anda ritmi, temposu değişebilir. Temaslar öne çıkabilir. Pozisyonlar daha farklı gelişebilir. Yani buradan şu takım daha sert oynuyor veya bu takım daha yumuşak veyahut da işte bu takım daha agresif düşüncesi bence konuşmak çok doğru bir konuşma. Bunu bir bilgi olarak ben hep söylüyorum. Galatasaray'ın kart görmediğini gösteriyor. Demek ki faul oynamamışlar. Bir de şöyle bir şey var. Ya Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne başladığı maçlarla Galatasaray'ın başladığı rakipler aynı değil. Yani Galatasaray daha şeyle başladı. Daha vasat takımlarla başladı. Şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş biraz da değil bayağı iyi takımlarla oynadılar. İrfan Can'la ilgili menajeri William Davila'nın bir açıklaması var. O açıklamayı okuyayım, bence önemli. Bir konuşalım çünkü İrfan'ın da Osayi'nin de sözleşmeleri çok konuşuluyor. Bu yıl sonunda bitiyor. William Davila şunu söylemiş. Şu an itibariyle hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız diyor William Davila. Yani dün Osay Samuel'e de soruldu maçtan sonra. Fenerbahçe'de kalacak mısın denildi. Bu bana bağlı değil sadece dedi. Osay'ı İrfan'la ilgili böyle bir açıklama geldi. Cem Hocam, iki oyuncunun da önümüzdeki yıl tabii ki bu yılki devam ve performansa göre değişir ama kalacaklarını düşünüyor musun? Ben Fenerbahçe'de kalacaklarını düşünüyorum iki oyuncunun da. Çünkü Fenerbahçe'nin takım planlamasında ikisinin de yeri var. Şu an en azından ve öngörülen şey de hem aldığım konuşma hem yaklaşımlarla beraber ikisinin de kalma yönünde. Ama tabii hayatın, oyunun ne getireceği belli olmaz. Çok üstün bir performans bir takımların aniden ilgisini çekebilir. Bir Ferdi moduna girebilir bu transferler bir anda. Veyahut da bu şekilde devam edecek bir kadro planlamasının içerisinde olan iki tane oyuncu olacak. Tamamen bu saha içi performanslarıyla, form grafikliğiyle, hocanın bakışıyla, hocanın oynatmak istediği oyundaki rolleriyle bunlarla çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama Fenerbahçe yönetim tarafından bakıldığında da ikisinin de çok sıcak bakıldığını, ikisinin de takımda kalması gerektiğini düşünen bir yönetim yapısı da var. Levent abi, devam edecek mi sence İrfan Can? Çünkü açıklamalar hani şu an her şey olabilir minvalinde. Yani Mourinho sezon sonuna giderse bu görüntüyle büyük bir ihtimalle devre arası bir yabancı oyuncu transfer ettiler. Onu kadroya koyacaklar. Medina'yı. Öyle değil mi? Medina. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Yani ben sadece medyadan takip ediyorum. Kaptan daha iyi bilir. O camianın içinde olduğu için. Bilir yani. Olur mu olmaz mı? Ona yaraşacaklar. Şu görünen köy kılavuz istemiyor. İrfan Can'la o sayeye çok sıcak bakmıyor. Zorunluluktan yönetiyor. Belki Mourinho daha farklı oyuncular alacaklar. Yani İrfan Can milli takımda iyi işler yapıyor. Geçen sene İsmail Kartal'ın en iyi oyuncularından bir tanesiydi Fenerbahçe'de. Ama diyor ki benim oyuncularım belli diyor. Osimhen'le Tadic. Tadic'le ilgili neler söylediğini geçen gün duydun. Oyun aklı, her şeyi. Hayır. Evet, Maksimin'i aldırdı. En-Nesyri aldırdı. Osimhen yanlış söyledim. Kostiç'i aldırdı. Maksimin istedi ve Tadic'i sağ tarafta oynuyor. Maksimin'i solda oynatıyor. Şimanski'den memnun zaten. El-Nesri'yi mutlaka kullanacaktır diye düşünüyorum Ceko olarak. Yani burada birinci olarak İrfan Can ve Cengiz'e bakmıyor. Sağ bek olarak da Mert Müldür'ü çok beğeniyor. Şimdi bilgiler yani ben Fenerbahçeli muhabirler çocuklardan da öğreniyorum bunları sohbet anında. Geldiğinden çok itibaren oynatıyor zaten. Evet. Ferdi gitti, sakatlanması Osterwald'de sorun yoktu. Oraya mutlaka ki çok maç var daha Ocak ayında bir çözüm üretecektir diye düşünüyorum. Ama benim saydığım o isimlerden bazılarına çok sıcak bakmıyor işte yani. Bir sürü bir dakika oynattıkları oyuncular var. Mercan Karagümrük'ün çok önemli oyuncusuydu. Beklenen bir Galatasaray alacakken sol beki yoktu. Fenerbahçe transfer etti. Fenerbahçe'ye gitti. Yani bu transferleri mutlaka Ali Bey'e yaptıracaktır diye düşünüyorum. Bu ligdeki akışı, artı Avrupa'daki gidişatı yani belirleyecektir. Ama bazı oyuncular sıcak bakmadığını görüyoruz. Ha, bunları kupada oynatır, onu ben bilemem. Kupada oyuncu ya sen beni ligde oynatmıyorsun, kupada oynatıyorsun derse onun o kupaya bakışın ciddiyetini ortaya gösterir. Yani sonuçta Ali Bey sezon başında iddialı bir laf tuttu. Size bir takım yapacağım dedi, değil mi? Şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak dedi. Öyle bir teknik direktör getirdi. Winner bir teknik direktör ama inişteki bir winner bir teknik direktörü getirdi. Yani Mourinho'nun ismi var. O ismiyle geldi buraya. CV. Damgasını vurduğu yok. Bir tek bu maç belki oyuncuların aldığı sorumluluktan dolayı olabilir. Hı hı. Çünkü bir Manchester United maçı, vitrin maçı, oyuncuların bu maça bakış açıları çok farklı olur diye düşünüyorum ben. Burada başarılı oldukları da olabilir. Çünkü öbür maçlara dönüp bakacağız Fenerbahçe'nin Avrupa'da. Sonuç şu, yani böyle bir takım içerisinde Mourinho'ya teslim etmişsen, anahtar teslimi yapmışsan o zaman Mourinho'nun dediklerine uyumak zorunda kalacaksın. Pahalı bir teknik direktör. Rakamlar çok yüksek alacakları. Yüksek, evet. Yani böyle bir teknik direktör Türkiye içerisinde herkese şu anda gider yaptı. Medyaya yaptı, Galatasaray'a yaptı, hakemlere yaptı. Tamam da ben bir şey söyleyeceğim. Son Samsun maçı diyorsun. Bütün eski yorum yapan hakemler hepsi pozisyon için gol dedi. Bir tek bizde Çulcu demedi, Mustafa Çulcu demedi pozisyona. Ama ben şunu da mesela söyledim. Helal olsun yani. Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu kanalda görev yapıyor biliyorsun. Fırat Aydınus. Hı hı. Fırat Aydınus çok güzel anlattı olayı ve gol dedi. Yani hiç böyle eğilip bükülmedi. Şimdi sen buradan polemik yaratarak bu işi getirmek, yalnız Fenerbahçe takımı orada 2-1 geçtiyse o işi bitirecek. Ben ne de onu oraya koydum, bunu sol beke aldım. Bunlar her sonunda bir bahane var. Bahanelerle yürüyemezsin. İşte bak ki bana diyor pozisyon üretmiyor takımınız, evet, diyorsunuz ama bizim 3. golü atacak birçok pozisyonumuz vardı diyor. Tamam vardı, atsaydı yani çok, orada mesela En-Nesyri'yi kısa süre aldın. Adam 3 tane pozisyonu var. Kaleciden döndü. Biri ayak uzattı, kaçırdı. Bir de orada arka direkte vurmak istedi biliyorsun. Vuramadı oradaki pozisyonda. Yani topu avuta çıktı top. En-Nesyri'nin kısa sürede yaptıkları, Manchester United maçında ortaya koydukları. Yani şöyle bir şey var. Kaptanın dediğine geliyor iş. Gönül bağı mı seni engelliyor En-Nesyri'yi kombide oynatmak için? Ceko'ya olan gönül bağın mı yani? Kalbinin sevgisi mi engelliyor? Ben bunu anlamıyorum. Çünkü bu sonuçta En-Nesyri bu golleri attığı sürece, baskılı oynadığı süreç içerisinde Ceko'nun önünde olacaktır. Ha şunu diyorsun, Ceko da gol atıyor. Ceko çok fazla gol attı. En-Nesyri'nin aldığı sayı, rakam ortada ya, söyledim 245 dakika. Ya ben değil mi? İstatistikler ama diyor bunu. Madem yani bilmiyorum, bana şey garip geliyor. Böyle bir düşüncesi en baştan olduğunu düşünmüyorum. Öyle olsa niye 19,5 milyon euroluk ya bir transfer yaptırsın yani? Önce dağınık bir Mourinho görüyorum. Dağınık. Şimdi işi gitti de UEFA'nın olmadı. Bir UEFA'ya çaktı. UEFA'nın olmadığı birlikte çalışırım bundan sonra. Öyle bir lig var mı bilmiyorum. Var Suudi Arabistan. Tamam mı? Yani birçok lig var da sonuçta konuşulanlardan birisi olarak. Tam o zaman orada çalışırsın. Yani bir. İkincisi dedi ki medyayı hoşlanmıyorsun, işte medya mensuplarına ağlıyorsunuz dedi geçen gün. Evet. Şimdi de dedi iyi oynadık diye mutsuzsunuzdur dedi. Doğru. Doğru mu? Size soracağım bakalım bundan sonra kimi oynatayım sol bek falan dedi falan. Değil mi? Şimanski'yi mi? Şey geldi Kostiç'i. Bu arada az önce içeriden Emre Turul çok güzel bir hatırlatma yaptı arkadaşımız. Diyor ki Amrabat da geçen yıl Galatasaray'a karşı sol bek oynamıştı United'da. Tam oynatabilirsin bak. Ha, bence iyi bir performansı yoktu. Ya anlamda. Ben Galatasaray'da Berkan'ın sol bek oynamasına karşıyım. Zorunluluktan adam görev yapıyor orada. Orta saha oyuncusu ve kendi de itiraf etti basın toplantısında bunu bu sene. Ben orada oynamaktan hoşlanmıyorum dedi. Tabii ki. Kaan Ayhan da orada oynamıyor ama şartlar seni oraya itiyorsa en iyisini vereceksin. Sen büyük bir teknik direktörsün. Winner bir teknik direktör olarak Fenerbahçe'ye geldiysen sol bekte, sağ bekte oyuncuyu oynatabilirsin. Kostić de sol bek oynatabilirsin. Şimanski de gerekirse sol bek oynatabilirsin. Sağ bekte de bir yer bulursun. Oynatırsın sen. Bunlar oynamayacak diye bir şey yok. Atla deve değil bu. Sen hazırlarsın bu işi. Bizde hatırlarsan Cem Pamiroğlu çok iyi bilir yani, ben o dönemi seyrettiğim için. Rahmetli Şevki Şengel sola çıktı biliyorsun. Evet, Fenerbahçe sol bek bitirdi. Yanlış mı? Evet, doğru. Sol bek bitirdi. Fatih Terim santrfor başladı. Libero bitirdi. Yani bunlar olabilir. Beckenbauer forvet başladı. Libero olarak bitirdi. Doğru. Yani bu insanları evrilebilirler. Levent fazla şeye gitmeyin, arkalara gitmeye gerek yok. Ferdi nereden geldi? Ferdi de sol bek orijinalde değil ki. Değil, buyurun. Ve şey, Osayi de öyle. Osayi de Fenerbahçe'ye transferi. Sağ açık geldi. Sağ önde oynayan oyuncu. Doğru söylüyor kaptan, doğru söylüyor. İkisi de aslında böyle devşirme oyuncular. Ama sonradan gerçek yerinin bu olduğunu ve orada oynaya oynaya da o bölgenin gelişen oyuncusu olmak için de çaba sarf ettiler ve iyi pozisyona geldi. İkisi de, birisi de çok iyi bir transfer yaptı. Ve mükemmel transferi yaptı. Kim yaptı sol beki? Kim yaptı? Adama da helal olsun. Şu anda Türk bir takımında sol beki biliyorsun. Evet. Değil mi? Ferdi ve o sırtlıyor. Şimdi son birkaç dakikamız, şu konuyu da değinmek istiyorum. Dün gerçi biraz konuşuldu ama merak ediyorum Murat abi ne söyleyecek diye. Jose Mourinho'nun Samsunspor maçındaki kıyafeti, United karşısındaki kıyafeti, yani Türkiye'ye özenmiyor da acaba Avrupa maçlarına mı özeniyor diye konuşuldu. Ya bu tabii böyle değerlendirme yapılması normal ama bir kere hava soğuktu. Zaten mont da giyebilirdi. Yani Fenerbahçe'nin bir montunu da giyebilirdi ama bir ceket giydi, şık bir ceket. İşte boğaza kadar olan bir kazak. Yani bakıldığında biraz daha eski kıyafetlerine göre oldukça şık ve ilk defa da böyle giyindi yani bir maçta. Biz de mesela maçı izlemeye başladığımızda ilk dikkatimizi çeken Mourinho'nun hemen ceketi ve kıyafeti oldu. Peki. Evet, daha özenliydi. Bunda da ben rakibiyle oynadıkları maçın ve dünyanın United, bu maçın üzerinde olmasının etkisi olduğunu %100 düşünüyorum. Peki, araya gidiyoruz Artı Futbol'da. Ara zamanı, saat başında yeniden karşınızda olacağız ve Galatasaray Beşiktaş derbisini konuşacağız. Futbol devam ediyor değerli izleyenler. Derbiye geçeceğiz ama Süper Lig'de 10. hafta başladı ve ilginç bir maçla başladı. Adana Demirspor sahasında Sivasspor'a 4-2 mağlup oldu ki 16. dakikada maç 2-0'a gelmişti. Yusuf Barası ve Semih Güler'in golleriyle sonrasında üst üste 4 gol buldu Sivasspor ve 4-2 kazandı. Adana Demirspor'da bir kez daha mağlup olmuş oldu. Adana Demirspor'da işler kötü gidiyor. Acaba hani ilk yarıyı izlerken bir değişiklik olacak mı? Bu hafta kazanacak mı Adana Demirspor diye düşündük ama 2-0'dan 4-2'ye geldi. Samsun maçı da öyleydi. Samsun maçı da öyleydi. Biz de yani burada tabii konuşurken aslında gözümüzde ekranlarda 2-1, 2-0, 2-1 olunca dedik ki yani Sivas kötü mü gidiyor acaba falan derken bir anda bu 4-2 dişler değişmesi. Aslında seyir zevki güzel bir maç olabilir. Sonra bir çıktıktan sonra özetlere falan bir bakmak lazım. Kesin, kesin. Derbiye geçelim. Herkesin beklediği derbi pazartesi günü Rams Park'ta Galatasaray'la Beşiktaş arasında oynanacak. Müthiş bir derbi bizleri bekliyor. Bir pazartesi derbisi olacak. Çok da alıştığımız bir şey değil aslında. Birkaç kez oynandı ama pazartesi günü Galatasaray ve Beşiktaş, Levent abi, karşı karşıya gelecek. Şimdi öncelikle derbiler her zaman keyifli olur. Ben Beşiktaş'la Galatasaray arasında yaşanan bütün derbilerin her döneminin kıran kırana geçtiğine tanık oldum İstanbul'da. Yani böyle akılda aman şu derbi iyi olmadı, bu derbi iyi olmadı diye bir maçı hatırlamıyorum. Yani çok vasat bir derbi olduğunu. Gerçekten çatır çatır bir derbi oluyor. Rekabette de, yarışta da çok fazla bir dönem geldim. 85'ten beri İstanbul'u takip ediyorum. Ciddi rekabetler var arasında. Şunu ne söyleyebilirim? Sezon başı çok gövdeli bir galibiyet aldı Beşiktaş. Ama o Galatasaray hazır değildi. Bugün oyun olarak, kadro yapısı olarak Galatasaray Beşiktaş bir adım önünde duruyor. Yani şimdi Lyon'u yendin ama doğruyu konuşalım ya, sen de söylüyorsun. Perdenin görüntüsü öyle değil. Tabel önünden alkışlıyoruz. İyi ki Galatasaray, Beşiktaş kazandı. Ama farklı da kaybedebilirdi. Evet. İnanılmaz Ersin kurtardı. Doğru. Şimdi şunu bir söyleyelim. VAR Türkiye'de ders alsın ya, 2 tane var. Bir kararlar verdi ki gördün yani. İyi ki de var ki dün çok ofsaytı yakaladılar. Penaltı olmadığını, evet, dışarıda pozisyon olduğunu yakaladılar. Yoksa hakemlerin verdikleri gol ve penaltıydı. Yani doğru. Burada bu hakemleri saygı duymak lazım. Bugün örnek veriyorum. Hani diyorsun ya mesela demin bir kartları verdin dedin değil mi? Türkiye'deki hakemlerle Avrupa'daki hakemler arasında farkı gösteriyor bu. Farkı gösteriyor. İşin gerçeği bu. Yani Türkiye o buradaki Avrupalı hakemler VAR'la mükemmel bir ortaklık sergiliyorlar. Özellikle İzlanda maçında gördün. Gitti hemen izledi. İzledi verdi. Böyle defalarca da izlemedi. Tabii sevgili gördü, Ömer. Ama Türkiye'deki VAR'da hakemler tedirgin olarak maça çıkıyorlar. Ürküyorlar. Dolayısıyla ya ben yanacağıma VAR yansın diye sırtını VAR'a dayıyorlar. VAR'daki de eğer doğru karar veriyorsa hem maçı kurtarıyor hem hakemi kurtarıyor. Doğru. Hem de kendini kurtarıyor VAR'daki hakem. İşin gerçeği bu. Ama Avrupalı öyle değil. Tık tık konuşuyor, yoktu. Tık tık konuşuyor. Mesela bu tartışmalar olsa Türkiye'de çok farklı noktalara gelir diye düşünüyorum. Derbide gelince mutlaka ki sözleri vardır. Pazartesi günü olması fark etmez. 8'de maç. Bir defa full tribünleri olacak. Ve Galatasaray takımı da eksiksiz çıkacak. Bir tek Jakobs yok galiba. Evet, Jakobs yok. Burada konuşacağım tabii ki. Okan Hoca üçlü defansla oynayacaksa nasıl bir şekilde oynayabilir onları söyleyeceğim. İstersen söyleyeyim. Veya valla alayım Levent abi. Çünkü çok merak ediliyor. Tamam, hoca ben söyleyeyim ya. Şimdi Esport maçındaki gibi mi çıkacak? Maçındaki kullanacağız gibi demişti zaten. Doğrudur ama Esport maçı çıktığı zaman şimdi ben burada not aldım. Bu notlar maçı kazanırken bir defa çok gerilimli maç oynadı ikinci yarısı. Hani dedin ya sen doğrular diye Galatasaray'ın ilk yarısı. Galatasaray'ın ilk yarısında Galatasaraylılar cennetteydiler. İkinci yarıda cehennemi gördüler yani işin gerçeği bu. Bu kadar çok gerilmesi maçın, Galatasaray oyuncuların bireysel hata yapmaları, 3-0'dan maçı 3-2'ye, sonra 4-2'den sonra 4-3'e, son 4 dakikanın nasıl geçtiğini insanlar, etrafımdaki insanlar var. Bugün konuştum, tekrar da söyleyeyim. Bir arkadaşım var. Kendisi iş adamı, restoranları var. O da maçta beraberdik. Ya adamın telefonuna geldi. Stres kat sayısı %99. Ya olacak şey değil. Adam neredeyse bayılacak yani. Bütün millet öyle. Yoldan dün geliyordum bir burgercinin diyeyim ben, öyle söyleyeyim ben. Sahibi çağırdı. Dedi ki külçe gibi yıkıldım akşam dedi. Yani gerilimi üst düzeyde yaşamışsa, bütün taraftarların yaşadığını, o gün insanların ya uyuduğunu ya da yattıkları yerlerini beğendiklerini veya uyumak için ilaç aldıklarını düşünüyorum. Ama bir gerçek var. O gün Okan Hoca işte oyunu değiştirmeye çalışıyorsun. Cem Hoca'nın söylediği gibi dedi ya hani bazı oyuncular girdi oyunun şeyi Manchester'a geçti dedi. O da doğru. Bir teknik direktör olarak söylüyor. Şimdi bende de öyle. Kerem Demirbay oyuna girdi. Vallahi 10 dakika daha oynasaydı Galatasaray oyununa Galatasaray kaybedecekti. Ben bu kadar çok top kaptıran, hata yapan, ayağın top tutmayan, ikili mücadele kaybeden bir oyuncu görmedim. Ki bu sezon hoca geçen yıla göre çok daha az kullanılıyor. Çok ve üstelik çok da geçen sene Kasımpaşa maçındaki düşüşü hala devam ediyor. Şimdi bakıyorum Nelson o Beşiktaş maçındaki yaptığı hatadan beri kendini toparlayamadı. Bak Nelson sakatlığında yerler buldu. Sürekli pozisyon hatası yapıyor. Buraya not etmişim. Şimdi Abdülkerim'e Bayern Münih maçıyla oynanan sonra dediler ki müthiş bir stoper, bir sakatlık yaşadı falan. Ya Riga'da 2 tane hata yaptın. Adama vurdurdun kafayı, döndü gol oldu. Kaçırdın gitti gol oldu. Milli maçlarda da aynısı oldu. Burada da Galatasaray'da da. Ya futbol basit bir oyun. Cruyff ne demiş? Futbol basit bir oyun ama zor olan basit oynamaktır yani. Demiş. Ya basit oynayacaksın. Topu aldıysan devamlı ileriye gitmenin anlamı yok. Ver topu kullanacak arkadaşı kullansın. Topu kaptırdın 4-3 oldu. Çalım atarken topu kaptırdın. Şimdi bakıyorum Kaan sağ bek değil ağır kalıyor orada. Zaman zaman hata yapıyor. Barış tam dinlenemedi. Çok çalışıyor. Müthiş bir gol attı ama inanılmaz top kayıpları da yaptı. Bu maç içerisinde bunları çok görüyoruz. Yani bu özellikle bu üçlünün topu kullanırken bir tek handikapları var ki Abdülkerim bir de gol attı. Notlarım arasında var. Ya bunlar pas tercihlerini doğru yapamıyorlar. Pas oynarlarken topun şiddetini bir türlü ayarlayamıyorlar. Yani bunlara dikkat etmesi lazım. Derbi bu tür hataları kaldırmaz. Avrupa'da kaldırmaz. Okan Hoca onun için sol stoper oynadığından üçlünün solunu oynanan oyuncunun çok hızlı olması lazım. Çok hatayı Elfsborg maçındaki arkaya sarkan topları Yunus engelledi. Peki şimdi, acaba Levent abi kestirmeden Mertensiz oynaya efendim. Hoca bu bir derbi maçı. Kritik bir maç. Ben Elfsborg'a karşı birçok pozisyon verdim. 3 gol yedim. Ben bu üçlü savunmayı sonraya bırakayım. orta sahayı biraz daha güçlendireyim deyip Osimhen ya da Icardi'den bir oyuncuyu yedek kulübesine atar mı? Ben ikisini atacağını düşünmüyorum. Ben de atmasından yana değilim. Ben senin aynı görüşteyim. Yani Galatasaray 4-4-2 oynayabilir. 4-1-3-2 oynayabilir. Torreira'yı öne koyar. Onun önüne Sarı koyar. 2 tane kenarlara oyuncu koyar. Mertens oynatmaz. Yani Şallay sağda oynar. Solda Yunus oynar. Evet. Osimhen çünkü o kadar hareketli ki rakip defansı yaprak gibi sallıyor. Dut ağacı gibi silkeliyor. Açık konuşalım yani. Öbür tarafta sadece ceza alanı golcüsü diye attığı gol mükemmel. Direkten dönen topa ayak içini koyması her baba yiğidin, her golcünün yapacağı iş değil. Icardi'nin attığı. Yani 4-4-2 mi oynayacak abi? Oynayabilir. Bir de Icardi'nin en büyük özelliği bu. Orta sahaya gelip pas da verebilir. Zaten 2 tane kanadın var senin. Yunus var, Şallay var oynar. Gerekirse Barış oynar. Biraz daha geride yani, oynuyor zaten Icardi. Oynar yani baktığımız zaman. Yani benim için Mertens'siz oyunu düşünebilir Beşiktaş maçı için. Üçlü oynayabilir. Dediği gibi kaptanım. Biraz alanı daraltırsın. Tabii. Senin arka hızlı hücuma gidersin ve önde takım halinde basarsın. Takım halinde geriye gelirsin. Peki. Bunu yaptığın takdirde sıkıntı yaşamazsın diye düşünüyorum. Murat abi, şimdi hafta içi konuşulanlar çok başkaydı. Galatasaray içeride Esport'la oynuyor. Beşiktaş, Mert Günok'un sakatlığında Lyon deplasmanına gidiyor. Beşiktaş Lyon deplasmanında farklı kaybedebilir. Sonrasında bu moral bozukluğuyla birlikte derbide de işler ters gidebilir diye konuşuluyordu. Ama Beşiktaş dün çok önemli bir galibiyet aldı. Ve pazartesi günü derbiye geliyor. Galatasaray zaten iç sahada derbilerde etkili bir takım. Ki bu sezon yine iç saha grafiği iyi olan bir Galatasaray var. Zaten tek puan kaybı var. Gerçi o da iç sahada ama 3-0'dan 3-3 olmuştu maç. Nasıl bir derbi bekliyorsun? Galatasaray'ı favori görüyor musun? Beşiktaş'ın dünkü Lyon galibiyeti derbide Beşiktaş'a ne kadar? Yani Galatasaray tabii bir adım önde. Yani bakıldığında klasik olacak ama kağıt üzerindeki favori takım. Yani sonuçta saha avantajı var. Sakat oyuncusu çok fazla yok. Beşiktaş'ın sıkıntıları biraz daha fazla o konuda. Beşiktaş bir gün sonra maç oynadı. Beşiktaş Fransa'dan döndü. Yine bir maçı yine deplasmanda oynadı ve lig maçına öyle çıkacak. Yani bakıldığı zaman Galatasaray'a göre böyle Beşiktaş'ın dezavantajları var. Ama tabii maçın kazanılmış olması Beşiktaş'ta bütün havayı şu anda olumlu bir şekle çevirdi. Tabii maçın geneline baktığımızda rakibin yani Lyon'un çok fazla pozisyona girmesi, işte penaltı kazanıp VAR'dan hatanın dönmesi, gol atılıyor ofsayttan dönmesi, direkten ikinci yarının başında dönmesi. Yani o kritik dakikalarda 50-55. Dakikalar arasında Ersin'in başarılı kurtarışları ve çocuğun sakat oynayıp yani tam o iyileşmemişti. 2 tane idmana çıkmıştı. 8 tane kurtarış yaptı. Yani Mourinho var mı bu kurtarışları yapacak Türkiye'de kaleci diyor da yani yaptı işte dün Beşiktaş'ın kalecisi. Hem de sakat oynayarak yaptı. Ben biraz aslında Mourinho'nun biraz Türkiye Ligi'nin daha böyle bir bakmasını da tavsiye ederim. Yani diğer kaleciler kim var, kimler gol atıyor, ne oluyor filan. Onlara da bir şey yapsınlar. Yani ya da diğer konularla ilgili bilgiler veriliyor. Bu konularla ilgili de bilgiler kendisine verilirse daha sağlıklı şeyler söyleyebilir. Zor maç, kader maçı da gibi bir şey. Yani Beşiktaş açısından neden? Biraz Beşiktaş açısından bakarsak yani bir kere Süper Kupa'nın 5-0'lık bir şeyi var. Finali. Bu ikinci bir finali ve orada Galatasaray gerçekten çok yara aldı ve Beşiktaş çok iyi bir havayla lige girdi. Yani o maçı kupaya almak Beşiktaş'a inanılmaz bir motivasyon kazandırdı ve taraftarı aldı arkasına, rüzgar aldı arkasına ve çok müthiş bir iğme yakaladı. Şimdi Galatasaray tabii ki o maçın rövanşını almak isteyecektir. 1-2 aradaki puan farkını aşmak isteyecek. Fenerbahçe'yi yenmiş Kadıköy'de. Şimdi Beşiktaş'ı da yenerse zaten Anadolu takımlarını da yeniyor. Yani bakıldığında gerçekten şampiyonluk yarışında çok böyle önemli bir yol alır. Daha şimdiden. Daha şimdiden alır evet. Yani o psikolojik hani hep vardı ya geçen sezonun şeyi o psikolojik üstünlüğü %100'e sahip olur. Beşiktaş kazanırsa gizli lider. Gizli lider olur ve bu zaten bu yarışta var olduğunu göstermesi açısından da bu maçı kazanması gerekiyor yani bakıldığında. Yani oradan gelebilecek Galatasaray'dan oynadığı maçtan yaşayabileceği olumsuz bir sonuç Beşiktaş'ta sıkıntı çıkartır. Yani konuşturmaya başlar bazı şeyleri, çevreleri. Beşiktaş için da biraz daha ben zor bir maç olarak görüyorum. Stresli. Yani Süper Kupa'daki oyun tabii ki çok, yani baktığımızda neredeyse 3 ay öncesindeydi ama ve şartlar çok farklıydı. Çok şey değişti. Fakat Gaziantep maçında yenilen beraberlik golünü düşünüyorum. Son 10 dakika işte savunma hamleleri geldi. Beşiktaş geriye çekildi ama skoru koruyamadı. Lyon maçında birçok pozisyon verildi. Yani Beşiktaş... Trabzon maçı, Konya maçı, aslında evet. Konya maçı da kazanıldı ama dolayı orada sıkıntılar vardı. Lyon maçlarını saydım. Beşiktaş takımı defans yapmaya çalıştığı zaman belki dün hani işler Beşiktaş'ın lehine gitti ama her zaman böyle olmayınca aşikar tabii ki. Beşiktaş çok zorlanıyor kalesini gole kapatmakta. Böyle bir oyunu mu tercih eder yine Van Bronckhorst? Hani ben kapanayım, kontralarla çıkayım mı? Yoksa daha hücum mu oynamayı düşünür? Biraz sezon başındaki gibi. Valla çok öyle hücum oynayacağını düşünmüyorum. Yani kontra atak çıkayım. Beraberlik Beşiktaş'a yarayan bir sonuç olur. Yani Galatasaray'ı da bu rahatsız etmez. Tabii Fenerbahçe'nin alacağı burada sonuç önemli. Ama Beşiktaş'ın oradan mağlup dönmesi Beşiktaş'ta biraz önce dediğim gibi yani olumsuz bir hava oluşturur. Yani lig için olumsuz bir hava oluşturur. Şimdi Beşiktaş, Galatasaray bir rüzgar arkasına almış. İşte adamın röveşata atıyor, gol atıyor. Dünyada 100-110 milyon kişi izliyor. Yani bir anda bütün herkes onu konuşuyor. Icardi zaten sürekli konuşulan bir oyuncu. Yani Galatasaray'da şu anda her şeyin olumlu gittiği, pozitif gittiği bir hava var. Evet, bir yandan çok ofansif oynayıp goller atıyor ama yiyor da. Beşiktaş bunu illaki değerlendirecektir. Yani ben ikisinin o hoca oynatmak zorunda kalıyor. Çünkü ikisi de yedek bırakamıyor. Ben ikisinin oynayacağını düşünüyorum ama yani 4-4-2 ile oynayacağını, ya Mertens ya da başka bir formül bulacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi şey maçındaki, hafta içindeki Avrupa maçındaki gibi bir üçlü defansla çıkacağına ihtimal vermiyor ama Beşiktaş'ın işine yarar yani gibi geliyor bana. Çünkü bu tarafta Yunus, bu tarafta Barış. Yani hadi Barış fiziki olarak gitti geldi o gün ama Yunus attığı gole kadar yoktu yani bakıldığı zaman. Yani şey yapamadılar, bir bek görevlerini de çok iyi yapamadılar. Hem kanat hem geriye doğru gidip gelmeyi. Ben Beşiktaş karşısında öyle üçlü şeyle oynayacağına falan ihtimal vermiyorum. Peki. Başka bir formül düşünecektir. Zor bir maç. Bir adım Galatasaray önde ama Beşiktaş'ın kaybedeceği daha çok şey var bana göre. Galatasaray'ın daha az şeyi var ama Galatasaray kazanırsa da valla ben Fener'i de yendim, Beşiktaş'ı da yendim. Zaten diğer takımlarını da rahat rahat güle oynaya yeniyorum. Ben bu yarışta alır götürürüm bayrağı şeyine, biraz daha böyle havasına iyice kapılır. Cem Hocam, nasıl bir pazartesi görüyorsun? Yani maçtan sonrası için hangi tarafın daha çok ya da hangi isimlerin daha çok konuşulacağı bir tahminim var. Ya bir kere iki teknik adam da bence maçı kaybetmek istemeyecektir öncelikle. Yani çünkü derbilerde Galatasaray, Beşiktaş, Fener, Trabzon birbirlerine karşı oynarken burada maçtan çıktıktan sonra yara almamak çok önemli. Ligdeki puan tablosuna baktığınız zaman, şampiyonluk yarışına baktığınız zaman camiaların bu maçlardan çıkacak olan skorlar, çarpanları çok fazla oluyor. Yani buradaki sadece bir 3 puanla evet. Değil, yönetimler, teknik adamlar, taraftarlar, basın, işte Galatasaray'ın basını, Beşiktaş'ın basını, Fenerbahçe gibi bunun çok büyük bir çarpanı oluyor. Dolayısıyla da burada hem bu mağlubiyet önemli ve mağlup olmamak için de iki teknik adam da kadrolarını buna göre gözden geçirerek dikkatli oynayacaklardır diye düşünüyorum. Ve daha da önemli, sen demin önemli bir söze girerken şeyi söyledin. İşte Beşiktaş ne kadar önemli bir maçtan çıktı, işte Galatasaray'la oynayacak. Sezon başında da Beşiktaş'ın hiç önemli bir takımı yok gibi duruyorken bir anda Galatasaray'la oynarken 5 golle oradan çıkması, Süper Kupayı alması çok herkesi bir anda Beşiktaş'a çevirdi. Ve ondan sonra bugüne kadar gelmesi ve hem de Van Bronckhorst'la beraber Beşiktaş tam bir uyum içerisine girdi. Şimdi Galatasaray'da şöyle bir şey var. İkili forvet. Kolay bir şey değil. Mesela bu maça Okan Hoca Erzurum maçına niye bu maçta şey yaptı, ikili forvet denedi? Erzurum işte biraz daha kolay maç statüsünde gördüğü için de. Yani ben bu maçı bir deneyeyim. Mesela Beşiktaş maçından evvel ben bu bir skoru, bir oyunu deneyeyim. Bakın üçlü defansı oynarken üçlü defansın en önemli şeylerinden bir tanesi sağ ve soldaki oynayan kanat bekleridir. Hı hı. Şimdi Galatasaray'ın kanat bekleri var mı? Yunus bir kanat beki mi? Değil. Barış bir hani devşirme. Oynar ama nispeten. Ama bir kanat beki değil. Şimdi inşallah ama kanat beki. Tamam ama mesela bunları seçmiş mesela Okan Hoca. Şimdi şeye baktığın zaman da beşli oynayanlara baktığında Manchester City'nin sol tarafta Guardiola var. Sağ taraf Kyle Walker var mesela. Yani tam bütün çizgiyi kullanabiliyorlar. Back tandanslı. Yani oyunun defansının iki tarafında oynayabilecek oyuncular. Şimdi Yunus'u dikkat edersen Yunus sol taraftayken çok yardım etti şeye. Abdülkerim'e yardım etti. Evet. Ve aynı zamanda da orada çok fazla göze batmadı mesela. Ama ortaya geçtiği zaman ortaya bir girdi. Aa dedik ya Yunus kendi özel yerine esas istediği yere girdiği zaman, değiştiği zaman da yerleri, kanatları falan değiştiği zaman oyunda daha aktif bir rol aldığı zaman Yunus gerçek yetenekleriyle öne çıktı mesela. Şimdi ona bir rol biçtiğin zaman, ona farklı bir rol biçtiğin zaman biraz takım oyunundan veyahut da istenilen tam oyundan uzaklaşabiliyorsun. Şimdi bakalım Okan Hoca tekrar bunu Beşiktaş maçında deneyecek mi, isteyecek mi, yapmak istiyor mu? Bir de şey de var. Mesela biz nasıl hani Fenerbahçe'de Ceko, En-Nesyri arasındaki bir gönül bağı, bir ilişki var diyoruz. Mesela Osimhen, Icardi, Batshuayi, orası da çok zor bir idare edilmesi gereken bir yer. Bence teknik adamların en önemli şeylerinden bir tanesi sevk ve idaredir. Kadroyu sevk ve idaredir. İşte bu kadroyu sevk ve idare etmek böyle önemli bir şey. Bence Okan Hoca burayı çok iyi yapıyor. Bu de tabii Osimhen gibi bir şey var, yani bir fenomen var. O da başka bir fenomen. Yani Icardi bir fenomen. Osimhen bir fenomen. Doğru. Başakşehir de az buz bir adam değil. Şimdi bunlar tabii Galatasaray'ın hem artıları ama hem de tırnak içinde zor oyuncular. Dikkat etmek lazım ama Okan Hoca gerçekten iyi bir sevk ve idareyle orayı götürüyor. Yani ben o ikili forveti oynarken çok etkili iki tane forvet. Şimdi Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var sevgili Levent. Galatasaray'a gelen futbolcu, Osimhen kalitesindeki bir futbolcu bile sanki öyle bir ruh, iştahla geliyor ki sanki altyapıdan yetişmiş gibi oyun oynuyor mesela. Yani kendini oraya ait hissederek oynuyor. Bu çok önemli bir şey. Yani Icardi'nin mesela bu kadar formayı kendisine ait hissetmesi, bu kadar fenomen oyuncuların o formaya kendilerine aidiyet duygusuyla oynaması bence Okan Hoca'nın artılarından. Osimhen'den içinden bir Galatasaray çıktı ya. Şimdi iki takımda da evet zaten. Olacak şey değil yani değil mi? Tabii. Gelmiş bir anda dediği gibi aidiyet duygusu müthiş. O ya, gol attığı kulübeye gitti. Başkası evet, olsa altyapıdan yetişmiş yani gibi oynuyorlar. Yani evet, çok enteresan. Gerçi tabii çok onun da çok özellikli bir insani bir yapısı evet var. Bu kadar yüksek kalitede bir oyuncu, marketing değeri yüksek bir oyuncu ama bütün egoları alınmış, son derece içten cana yakın falan öyle bir oyuncu. Şimdi Beşiktaş ve Galatasaray'da da maçtan önce iki takımın da çok önemli özellikli oyuncuları var. Burada seçeceği oyuncular, oyuncu form grafikleri, maçın içerisindeki itidalli kalma, oradaki skor dengesine de göre seçilecek oyun, oyuncuların performansı, sarı kartlar, kırmızı kartlar, bunların hepsi maçı etkileyebilecek unsurlar. Hocalar muhakkak ki bunların hepsine bir değer verecek. Maç konuşmalarında, antrenmanlarında, teorik, pratik antrenmanlarında hepsini bunları anlatacaklardır. Ama dediğimiz gibi yani seyir zevki güzel, keyifli, maçı konuşabileceğimiz bir maç olur inşallah. Yani maça dair konuşulacak çok fazla şey var ama ona devam edeceğiz. Bir Arda Kardeşler molası verelim. Arda Kardeşler geçen yıldan itibaren derbilerde takımların biraz tereddütle baktığı bir hakem oldu. Evet daha önce de belki konuşuluyordu ama meşhur o 46 faulük bir Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Hiçbir şekilde neredeyse oyun oynanmadı. Yine böyle bir yönetimi bekliyorsun Levent abi aşağı yukarı, yoksa hani biraz daha maçı oynatan, çünkü bu sezon hakemlerin kendi aralarında sezon başlamadan konuştuğu, toplandığı ve biraz daha maçı oynatalım dediği yönünde haberler çıkmıştı. Zaman zaman bunu uygulayan hakemler de var. Derbide tabii ki biz de daha akışkan bir oyun görmek istiyoruz ama Arda kardeşlerine bu anlamda bir geçmiş var tabii ki. Sonuçta Arda kardeşlerin geçen sene hakem olarak damga vurduğu bir olay var ya. Ceko, Icardi. Bunu çözememesi. Arda kardeşlerin yönettiği derbilerde ekranda genelde zaten kısır skorlu maçlar olmuş. Yani. Bu en son Ceko oyundan attığı maç. 1-0 Fenerbahçe'nin kazandığı. Şu gerçek yani, Arda kardeşler fizikli bir hakem. Yani futbolu bildiğine de inanıyorum. Nasıl bu? Avrupa'da birçok hakem var, bak maç izledik. Turpin, bu biliyorsun, Frans Turpin Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finali yönetti. Hayır, şeyin maçını da yönetti bizim. Hollanda maçını. Evet o. Yani Hollanda maçını yönetti. Yapılan faulü vermedi Mert Müldür'e. Mert Müldür'ün ayağına vurdu, adam golü attı. VAR'la beraber. Fransız Turpin değil miydi? Başka bir Fransızdı. Hatırladım ben. Bakacağım yani şimdi. Sonuçta Turpin, bir bakalım da öbür Fransızsa yani. Galiba o diye hatırlıyorum. Ya Turpin. Çünkü Turpin finali yönetmiş olması lazım. O yüzden. Finali yönetti de ben bizim maçı da yönetti diye biliyorum. Öbür Fransız hakem mi yönetti? Bir tane daha var. Letexi'ye mi yönetti? Letexi'ye olabilir. Olabilir mi? Letexi'ye olabilir. Bir hata yapmayayım yani. Açtım hemen söyleyeyim. Hollanda-Türkiye maçı. Çok da hatırlamak istemediğimiz bir maç maalesef. Turpin yönetmiş. Yani söylüyorum. Sen kimle mücadele ediyorsun? Yani. Biri sarkanmış benim aklımda. Hayır, şey. Ben söyledim sana. Turpin de Letexi'ye de önemli bir hakem ama Turpin yönetmişti. Turpin daha doğrusu. En Fransa'da en okunur. Turpin. Yani genelde o maçta, şimdi bu maçı doğru yönettiği söylenen şey, Mert Müldür'ün ayağına vurdu. Adam golü attı. Golü verdi. Mert Müldür'ün ayağına bastı. Kırmızıyı vermedi. Artı adam tabanla dizine bastı Samet Akaydın'ın. Şöyle maç yazık oldu maç, biliyor musun? Letexi'ye finali yönetmiş. Letexi'ye, tam tersi olmuş yani. Ben Turpin biliyorum, Turpin biliyorum da. Yazık olan maçlardan yani biriydi o ya. Bizim elimizden Hollanda'yı aldılar yani. Evet, şimdi gerçeği bu. Doğru, yani doğru. O da Fransa hakem bunu yaptı. Ben genel olarak ama UEFA yani performanslarında Turpin'i beğenirim yani. Gerçek olan şu. Ben Arda kardeşlerin yani adam bir maç yönetmesini istiyorum. Yani sonuçta bu bir derbi. Bugün gördünüz, herkes itiraz edebildi mi Turpin'e maçta? Yok. Affedersin. Yani Tadiç yerdeydi, itiraz etti mi, konuştu, o kadar. Türkiye'deki maçlarda, yabancı maçlarda farklı oluyor ama. Tabii, hayır, şunu söylüyorum. Bizim hakemlerin etrafına 10 kişi sarıyor, orada yapamıyorlar. Bravo, bizim oyuncularımız da yabancı hakeme öyle zırt pırt gidemiyorsun. Ama Türk hakeme gidiyorsun. Neden? Türk hakemin otoritesi seni engellemiyor. Öyle bir hakem olsa, ben Ahmet Çakar'ın maçını seyretmiştim. Kulübe şöyle bir yaptı. Kulübe kalkarken durdu. Mesela. Erman Hoca'da da öyleydi. Bazen gövdeli hakemler maçları yönetirlerken kenarları da yönetirler. Otoriteyi sağlıyorlar. Otoriteyi de sağlarlar. Disipline sağlarlar. Maalesef böyle bir Türkiye'de bana gösterecek son dönemlerde böyle bir hakem yok. Var mı? Yok. Şimdi bir derbi, Türkiye'nin en değerli hakemi derbide yok. Kim? Halil Mutmeler. Nerede? Nerede? İleride çıkacak. Arda kardeşler geliyor. Gelsin, gelmesin demiyorum. Ben Arda kardeşleri hakem fiziğine uygun bir hakem. Daha önceden de konuştuk. Mesela derbi olurdu. İşte Fırat Aydınus mu olur? Halil Umut Meler mi olur? İşte o dönem için Cüneyt Çakır mı olur? Evet. Birçok opsiyon olurdu. Şimdi opsiyonumuz yok hakem anlamında maalesef. Atilla Karalon olabilir mi derbinin hakemi? Olamaz. Süper Kupa'yı yönetti. Bak mesela ben orada geçen sefer de söyledim. Immobile hareketi Barış Alper'e Avrupalı bir hakem tarafından nasıl değerlendirilir? Ben onu söylüyorum. Yani burada hakemlik bir yeri kollamak değil, doğru karar verebilmek. Yani ama bugünkü şartlarda hakemler her maça tedirgin ve baskı altında çıkıyorlar. Bu kadar çok baskı altında bir hakem dünyası görmedim ben bu dönemdeki gibi. Arda kardeşler bugün en tecrübeli hakemlerden biri artık. Bu derbi maçlarını da yönetmiş. Yani genelde oynatmayı seven bir hakemle geçmişti ki Fenerbahçe maçına kadar 46 mı kaç faul dedi. Acayip bir maçtı ya. Ya ben onu anlamadım. Maç diye bir şey oynanmadı. Yok. Yani top o kadar az oyunda kaldı ki 41 miydi? 42 dakika mıydı topun işte oyunda kaldı? İşte burada oyuncular yardımcı olacak. Yani. Peki yani inşallah bence Allah hakem şansı versin. O da ama... inşallah iyi maç yönetir. Ya umarız ki tabii ki iyi maç yönetir. Sonuçta yabancı hakem tartışmalarının olduğu bir süreçten yine geçiyoruz ve bu tartışılıyor. Yabancı hakem gelsin, en azından VAR'a yabancı hakem gelsin diye, ama o gelmedikçe bence tartışma gündemde kalır. Bakıldığı zaman o gelmeyecek ve Merkez Hakem Kurulu da, Futbol Federasyonu da, hatta bugün medyayla bir buluşmaları da vardı. Yani tamamen yerli hakemlerle bu lig bitecek ama eğitmenleri yabancı, yani hem danışman hem 3 kişilik bir ekip var. VAR'da da aynı şekilde yabancı hakemler ders verecekmiş hakemlerimize. Medyayla mı buluştular? Evet. Yani bir medyayla. Kimler gitti? Bilmiyorum artık kimler davetliyse onlar gitmiştir yani. Hayır. Anladım da yani. Sonuç itibariyle medya deyince ben şaşırdım yani. Medya deyince. Medyadan bazı isimler diyor. Tamam, medyası o zaman genişlik yaparsın. Herkese anlatırlar. Yani bunlar, bizler medya mensubu değil miyiz? Yani herkes davet edilmedi, ben de öyle biliyorum. Soru almak istemiyorsunuz herhalde. İşinize gelmiyor. Onların işine gelmiyor. Ben onu anlıyorum. Onların işine gelmiyor. O sorulara cevap verebilirler mi acaba? Yani ona bir dönüp bakmak lazım. Medya dersen, bir medya vardı, yapıldı bir defa. Zekeriya abi döneminde, Alp döneminde yapıldı. Geldi herkes çatır çatır konuştu abi. Yanlış bilmiyorsam her kurumdan bu bir ya da iki kişinin davet edildiği bir şey. Öyle değil. Yok bu seferki Murat abi yanlış söyledi. Bir şey. Medya, koca futbol federasyonu, koca salon var. Medyayı çağırırsın. 3 saat orada adamlar sorununu sorar. Biz gideriz. Orada soruları sorarız. Biz demek de soralım soruları. Farklı bir planlama var. Öyle bir şey olmaz ya. Gözünü seveyim. O doğru değil. Korkmayın. Korkarak bu işler olmaz. Tamam mı? Güneş balçıklı sıvanmıyor. Bak Zekeriya abi döneminde çıktı. O zaman geride yanılmıyorsam Oğuz Sarvan da vardı arkada, hakemler. Çatır çatır medya soruları sordu. Hepsine de cevap verdiler. Öyle medya olur. Medyanın bir bölümü demek o zaman. Medya değil, Murat'ın dediği gibi. Birilerini çağırmışsın, onunla yapacaksınız. Medya geniş kapsamlıdır. Çağırırsın medya müdürlerini, sorumlu davetini gönderirsin. Gidersin. Alırsın insanları. Herkes de eteğindeki taşları döker. Soruları sorar, cevap ararsın. Cevap zaten ararsın. Daha şeffaf olmalı bence. Ne şeffaf yani. Allah aşkına. Kapanarak. Kapıları kapatarak. Kapalı kapılar ardında federasyon şeffaflık olmaz. Olmaz bu işler. Öyle şeffaflık olmaz derken olmayacağını düşünüyorum anlamında mı söylüyorsunuz hocam? Şu ana kadar zaten geçen konuşmalarda da ben hep söyledim. Sayın Başkan geldiği zaman çok önemli 3 tane kelimesi var. Adalet, liyakat, şeffaflık. Evet. Bu 3 tane kelimenin oluşturduğu bir iklim modeli oldu mu? Hiç böyle bir şey yasladık mı? Yaslamadık. Ki çok ne kadar problemler genel mi? Efendim? Yok genel şu ana kadar yani başkanın geldikten sonraki yeni federasyon oluştuğunda bu söylemleriyle eylemler birbirlerini tutan bir iklim oluştu mu? Oluşmadı. Çünkü hala bence eski düşünce, işte yeni bir model yapmak için bir çaba sarf etmek var ama bu bir türlü ivme kazanamıyor. Ve Türk futbolunda da bu kanayan yara, hakem yarası, maçlardaki standartı bir türlü tutturamama hala devam ediyor. Çağırsınlar. Medyada ya, gazeteciler yazılar yazan eski hakemler var. Televizyonda yorum yapan eski hakemler var. Onlar da katılsılar medyanın. Onlardan bazıları katıldı olarak. Zaten de. Tamam. Nasıl? İşte bazıları katıldı onlardan. Tamam. Ben bilmiyorum listeye kimler var. Ya ben de tam bilmiyorum. Bilmiyorum ama herkesi bir anda bulundurursun orada. Ben gazeteci olarak yıllardan beri bu spor içindeyim. Ta Doğan Babacanların şeylerini izlemiş bir genç gazeteci olarak, bütün bunlara kadar gelmiş biri olarak bu hakem dünyası tanımıyor muyum zannediyorsun? Her gün hakem dünyası ile ilgili bilgi geliyor buraya. Bir sürü medyada yazan insanlar var. Yani ben hepsini ben yapayım listeyi, götüreyim bakalım. Çıkıp karşıya sorulara cevap veriyorlar. Ben sormayayım soru o zaman. Ama ekibi götüreyim yazı yazanları. Kabul ederler mi acaba? Ben yapayım Ömer Farukları, Tahir Kumları, bir sürü insanları götüreyim. Bak bakalım cevap veriyorlar mı? Çulcu gitsin, eski hakemler Fırat Aydınus gelsin, 3 tane dış Türkiye hakemler gelse, Ermo Hoca gel çağırın, Ahmet Çakar gel, soruları soralım. Bakalım ne oluyor, cevap alabiliyor muyuz? Öyle yalandan hikaye yapma abi. Dostlar alışverişte görsün. Güzel. Güzel, vallahi samimi söylüyorum. Böyle bol toplantılar, bol güneşli günler dilerim onlara. Peki. Ben buradan soruları sorarım yani. Tabii yani biz de burada düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Tabii tabii. Burada tabii yani şey, derbideki önemli var yani. VAR'a atanacak hakem çok önemli pazartesi günü. Yani VAR'a atanacak hakemler de çok kısıtlı bence ya. Yani valla maçı onlar yönetiyor zaten. Yani onların yöneteceği için maçı, dolayısıyla onların abi, oradaki... Abi atasınlar maça. Şeyler belki. VAR'a. İyi olmasın var. Yani bilmiyorum, hafta içinde yaptık biz birkaç hafta sonra görevi var mı hatırlayamadım ama. Pazartesi günü kimsenin görevi yok. Ha, belki pazar yok, günü bir yerde maç yönetip bir şehir dışında pazar bir... günü maç yöneten hakem uçağa biner döner. Pazartesi saat 8'e yetişir sevgili Murat. Ya tamam, olur abi. Atla bir şey demiyorum bu ya. Yani. Olabilecek bir şey yani. Mesela mantıklı atsın yani. Yanına da birini koysun. Koysunlar tabii. Evet. Yani bu önemli maç. Tabii. Adam gibi var. Bir Avrupa'ya örnek olabilecek bir yönetim sergilesinler. Görelim. Yani son olarak işte Benfica Feyenoord maçını yönetti zaten. Evet. Bu da bayağı bir şey oldu yani. Tartışmalar, gerilimler. Yani son birkaç maçı zaten. Bizim oyuncular bile çok isyan etti. Son birkaç maçı zaten Halil Umut Meler'in biraz sıkıntılı. Sonuçta Avrupa Şampiyonası'nda Halil bence çok olmaz, başarılıydı. O ayarda isimler olur. Onu söylemeye çalışıyorum. Var mı abi? Yok ki. Var, bulursun. Koydular orada. Yok bence koydular biraz bu sezon biraz bu anlamda bir darlık var bana göre yani. Yapsınlar. Ben, bundan çekinmesin. Öyle olduğunu VAR'ı yönetemiyorlarsa yabancı alsınlar. Yabancı biz çocuklar, yerli çocuk olmuyorsa bak eleştiriliyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Çözüm üreteceksiniz. Sen içeriden çözüm bulamıyorsan yabancı VAR hakemiyle. Irrati'yi getirsinler şeye, VAR'a. Bu maçtın İtalyan. Ama. Getirsinler. Zaten soru olmaz. Ya ne fark eder? Pazartesiye çağırırsın, gelir adam ya. Çağırırsın ama birden bu sefer de herkes ayağa kalkacak. Durduk yere ne oluyor? Hayır, VAR istiyor. Herkes ister. Ama sorulmayacak mı? Kim istedi? Ne oldu? Son anda biri de... Ya ne fark eder? Ya bir anda olursa kabul olmaz. Etmiyorsun. Getirin. Derbilerde VAR'daki hakemler yabancı olsun. Bence olsun zaten ama şu andan sonra olmaz diyorum. Yani 3 gün kala olmaz ama ileride olur mu olmaz mı? Ben mesela Murat abi gibi tam düşünmüyorum. Yani şöyle düşünmüyorum. Sezon yine yabancı VAR hakemleriyle bitebilir. Belki hani çok yabancı hakeme sıcak bir bakış yok da. Federasyon tarafından bakılan, yani söylenen sözlere bakıldığında yerli, tamamen yerli bir şekilde eldeki mevcut hakemlerle bu sezon bitirileceğini ve ifade ediyorlar. Yani buna da saygı duymak lazım. Onlara da yabancı eğitimciler getirilmiş. İşte biraz önce bahsettik. Hı hı. Bir danışman, 2 tane VAR eğitimcisi. Umarız bundan... Danışman kim Allah aşkına? VAR eğitimcisi... Fernandez'di yanılmıyorsa. Portekiz değil mi? Nereden kovuldu bu adam? Başarısız diye. Yunanistan'da. Yunanistan'da biliyorsun. Soruları cevap veriyorsun bak, biliyorsun. Onun kovduğunu bize getiriyoruz. Öyle mi? Daha üst düzey getiremiyoruz. Veya oradaki görevini... Durumu kurtarmak için ya kaliteden bahsediyorsun. Sen kalitesiz adamı getiriyorsun. Bir saniye, federasyon başkanımız çıktı röportajda, dedi ki Cefer'ine sormuş, UEFA başkanına. O önermiş. Yani iyi toparlar diye. Ne yani, toparlar mı? Evet. Ya Kelim Melem olsa kendini başına söyle, Portekiz alsın adamı ya. Portekiz'den göndermişler, sen hala diyorsun ki bizi kurtarsın diye. Ya bırakalım bunu ya. Ne hakemler var Avrupa'da. Biliyor musun? Marka değeri yüksek bırakmışlar. Kalite öğretecek. Profesör düzeyde çok hakemler var. Hiçbirini getirmiyorsun. Koskoca UEFA'nın başkanı önermiş canım. Ne diyelim şimdi yani? Ceferini görsek sorarız ona da, merak etme. Sen mi önerdin diye. Peki şimdi Türkiye'de Cem Hoca az önce söyledi ki Murat abi de aynı şekilde, eğer bu derbiden kazanan taraf Galatasaray olursa lig büyük oranda Galatasaray adına kolaylaşır diye. Katılıyor musun? Öyle şey olur mu abi? Allah ben öyle bir şey demedim. Ben demek ki yok. Murat abiden söylüyor. Duyduğumu da sen söylemiş gibi hocam. Sana yüklemiş olabilirim. Yok yani. Benim görüşüm öyle bir şey değil. Evet, ben de bir sürü bu köprünün altından çok sular geçer. Bugün geçen sene Galatasaray takımı Kadıköy'de berabere kaldı. İçeride mağlup oldu. Beşiktaş'ı 1-0 yendi biliyorsun. Kendi kalesine Al-Musat'e attı. Maçın bütününde Beşiktaş üstündü. Kötü ama Beşiktaş tabii dedi. Ki şu da var. Yani. Sadece Kasımpaşa'ya puan kaybetti Galatasaray. Evet. Ligde puan kaybı yapmıyor. Geçen yıl çok az yaptı zaten. hani 7-8 puanlık, yani Galatasaray kazanırsa maç fazlasıyla 8 olacak. Zor maçlar var. Samsun maçı var. Başakşehir maçı var. Var ama Trabzon maçı var. Psikolojik. Yapma yok, ben yani lig bitiyor demiyorum. Ben de o görüşte ya değilim. Psikolojik üstünlüğü ele geçirir canım. Niye geçirmez? Zaten şu anda Fenerbahçe'yi yenmiş, Beşiktaş'ı yenmiş. İki derbi de kazanmış olacak. Evet yani sonuçta diğer oynadığı rakiplerle de maçlarını bir şekilde kazanıyor zaten yani güle oynaya. Abi şimdi Galatasaray Beşiktaş'ı yener, lig biter diye bir algı yaratmanın anlamı yok. Lig biter demiyorum. Abi lig biter demedim. Galatasaray şampiyonu kolaylaştırır diye bir algı yaratmanın anlamı yok. Avantaj sağlar. Kim iyiyse avantaj sağlar. Bunun rövanşı var. Beşiktaş kazanırsa aynı yere gelirler. Yani böyle şimdi, algının anlamı yok yani. Şimdi bu medyada da var. Sosyal medyada da algı var. Neyin algısı bu ya? Takımlar niye kuruluyor yani? İyi takımlar kuruluyor. Abi şöyle bir algı var. Algı derken olmayan bir şey değil. Yani şimdi Anadolu takımlarıyla birkaç takım dedim. Geçen yıl işte ilk 4'te 5'te bitiren takımlar için söylüyorum. Fark çok açıldığı için kadro anlamında takımlar zaten çok az puan kaybediyor. 8 puanlık fark da hani o Fatih Hoca'nın döneminde vardı ya, 8'de kapanır 18'de diye. Birçok teknik adam da bunun kapanabileceğini artık bence içten içe de düşünmüyor böyle farklarda. Böyle bir psikolojik üstünlükten bahsediyoruz. Eğer olursa tabii ki. Valla 8'de kapanır, 18'de kapanır. O zaman söylenmiş, tutmuş olan bir şey var. Ben sana söyleyeyim mi? Öyle bir farklar oluşmaz. Oluşmaz. Yani bugün Fenerbahçe'de güçlü kadrosu var. Beşiktaş'ın da var, Galatasaray'ın da var. Trabzon devre arası takımı güçlendirir. Yani bireysel maçlar var. Ligin ikinci yarısı var bu işlerde daha. Daha sezon bitmemiş. Ya böyle bir şey bugün, bu haftadan bunu söyle. Bakın bunun en büyük handikapı şu. Katılır mısınız bilmiyorum. Lig Ağustos'ta başladı. Biliyorsun ikinci yarısında. Abi bir anda milli takım girdi araya. Doğru mu? Ki bir daha girecek. Eylül'de başladı. Ekim'de bir daha girdi. Şimdi tam oynanacak. Kasım'da bir daha var. Kasım'da girecek. Arada bay haftalar var. Bu lig ocağa kadar... Mesela diyorsun ki, demin sevgili Murat bir şey söyledi. Lyon'dan geldi de gitti de. Türkiye Ligi'ni fikstürünü Riva'da çektiler de UEFA Kupası'nı çekmedi Türkiye Futbol Federasyonu. UEFA belirledi o şey, maç programını. Hı hı. Doğru mu? Bunun böyle gelmesi bir şans. Yani mesafe olarak. Bu şöyle de olabilirdi. Beşiktaş içeride Lyon'la oynayabilir. Galatasaray dışarı deplasmana gidip perşembe oynayıp pazartesi maça gelebilirdi. Bu olmayacak diye bir şey yok. Tabii tam tersi olabilir. Ya olabilir yani, şimdi buralardan gidip de biz gidiyoruz da geliyoruz da bu maç oynanır mı demenin anlamı yok. Hiçbir hocaya bu konuda katılmıyorum. Okan Hoca da dahil. 3 gün 5 gün arası. Yani bunu ya zaten yaratan sosyal medyanın kendi içerisindeki taraftar gruplarından kaynaklanan bir şey bu aslında. Yani burada bizim yapmış olduğumuz bu futbol yorumunda hiçbirimiz bunu lig bitti işte artık o öyle bu böyle gibi ucu köşeli bir laflarla bunu bir takımı yermek veya övmek olmaz aslında. Ya futbolun kendi ruhuna da yakışmaz. Bütün takımlarında saygısızlık etmiş olursun. Dolayısıyla ben evet bu maç önemli bir maç. Her maç gibi önemli bu maç. Her derbi maçı gibi önemli. Bu maçın neticesi Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyor, Trabzon'u da ilgilendiriyor. Diğer başka Anadolu takımlarının yapacağı maçları da ona göre bir pozisyon alacaklar bu takımlarla oynarken kendilerine göre. Dolayısıyla bu maçların kırılımları çok farklı olur. Buradaki çıkacak olan neticede lehine veya aleyhine veyahut da kim galip kim mağlupse buradaki düşüncesi şu. Ya ben bu psikolojiyi nasıl atlatırım bir dahaki hafta? Şimdi iki takım da Lyon'u yenmiş. Şimdi Beşiktaş Lyon'u yeniyor. Beşiktaş'ı Lyon'u yendikten sonraki bir istatistiklere baktığınız zaman işte skoru kapatın, istatistiklere bakın. Yani bu Beşiktaş'ın bu maçı kazanmış olması büyük bir mucize. Büyük bir mucize. Kötü mü oynadı? Değil. Öne çıkan oyuncuları var. İşte Ersin'in öne çıkması, burada Gedson Fernandez'in öne çıkması, Rafa Silva'nın, Immobile'nin, yani takım olarak. Tabii. Ama bunun dışında da yani Beşiktaş takımı çok mahkum oynadığı dakikalar da olmuş. Orada kırılabilen bir Beşiktaş da olabilirdi. Hani futbolun bazen kendi bir ilahları var ya, işte yani şans faktöründe işin içine söyleyebiliriz onu. Dolayısıyla o Beşiktaş'ın hep dün akşam yanındaydı o. O önemli bir şeydi. Söyledi zaten Hollanda Hoca da bunu söyledi zaten maçtan sonra. Avrupalı gerçek yorumu yaptı. Ya Hollandalılar zaten bunu söylerken çok çekinmezler, söylerler. Evet ya, 68 kere bir rakibin sahasına, ceza sahasına girmek yani şansıyla yendi. Şey. Bayağı distopik bir hani kabul ediyor. Yani. Tabii, bütün Beşiktaşlılar kabul ediyor. Yani olmayacak bir şey oldu. Yani bazen işte çok Eintracht Frankfurt maçında da Beşiktaş çok iyi oynadı. Yenildi. Evet, ya savunma kişi oynadı mesela. Bak orada ama iyi oynadı. Yani orada olmadı, iyi oynadı. Olmadı. Evet. Burada da mahkum kaldığı çok anlar oldu ama galip geldi mesela. Mesela ya şu iki maçı koysan Beşiktaş Frankfurt ikisini, pozisyonları topu kaldırsan ne desen Beşiktaş 5-3 falan kazandı dersin. Doğru. Skoru doğru mu? Söylemesek. Skordan söylemesek. Evet. Lyon maçını söylesek Beşiktaş 5-2-5-3 kaybetti dersin. Ya futbolda böyle bir oyun işte diyelim. Artı futbola da noktaya koyalım bu şekilde. Evet. Alayım hocam siz. Yok, son bir istatistik bir şey söyleyecektim. Yok, sizin bir bonusunuz var. Yani savunmaya baktığınız zaman Beşiktaş'ın yani ara pasına baktığınız zaman 14'e 5, uzaklaştırma 38'e 10. Tabii. Yani rakamlar çok acayip. Peki Levent Düzemen, Murat Özbostan, Cem Hocam, Cem Pamiroğlu çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık diyelim. Artı Futbol'u tamamlıyoruz. Mutlu geceler, hoşçakalın.